Golden Sonra programından herkese iyi günler, iyi haftalar. Geçen hafta tüm lokasyonlarımızda oynanan maçlar ve yaşanan olayları değerlendireceğimiz Golden Sonra programına hoş geldiniz. Golden League'de bu hafta İmraniye, Çengelköy ve Sefaköy'de birbirinden zorlu mücadeleler oynandı. Yine her zaman olduğu gibi yorumlarıyla Gürkan Helvacıoğlu bizimle birlikte merhaba olacak. Var. Geçen hafta yoktu, kısa bir ara vermiştik kendisiyle. Aynen, biraz özledik seni. bu hafta İmraniye 1. Lig ekiplerinden Los Galacticos takım kaptanı Koral Erin bizimle hoş birlikte. Geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun sizler. Teşekkür ederiz, bizler de iyiyiz. Geçen hafta ile ilgili istersen başlayalım. Nasıl geçti maç? Kısaca onu yorumlayalım, sonra devam edelim. Bizim maçı mı? Evet, sizin maçla ilgili. Biz geçen hafta biraz sıkıntılı bir kadro çıkartmak durumunda. Kaç çok sakatımız vardı. Sen bile oynadın değil mi? Ben bile oynadım yani. maç öncesinde zaten biz hani kendi içimizde konuştuğumuzda kayıp olarak yazmıştık halimizi ama biraz şansımız yaver gitti. Yani Raiders o maçı 3-4 farklı kazanabilecek bir performans sergiledi. Çok da iyi oynadılar, çok da centilme, çok efendi bir takım. Öyle olduğunu biliyorduk zaten. Maça da yansıttılar bunu. Hiçbir türlü bir şey olmadı. Biraz şansımızın yaver gitmesiyle, yani skora kimse aldanmasın, 4-1 Raiders diyenebilirdi. Öyle bir maç yaşadık. Evet. Tekrar teşekkür ediyoruz kendilerine. Puan kayıpsız geçtik. Seviniyoruz tabii ki. Sıkıntı yok. İlerleyen dakikalarda zaten birçok sorumuz olacak. Zaten sen de bugün birçok takım kaptanlara takıma sallamaya geldiğini söyledin. Aynen öyle. program içerisinde ayrıca bizleri izleyen izleyicilerimizden sorular olursa yine yazabilirler. Zaten birçok takıma büyük ihtimalle söz hakkı doğacaktır. Bunları yazabilirler. Bunları da sana sorarız. Geçen hafta ile ilgili yine birkaç istatistik verelim. Sen pek sevmiyorsun ama biz verelim. Estağfurullah. geçen hafta Sefaköy'de 6 müsabaka oynandı ve toplamda 42 gol atıldı. Çengelköy 1. Lig'de 7 maç oynandı. Maçlarda 41 gol atıldı. Çengelköy 2. Lig'de 4 maç oynandı ve 36 gol atıldı. Ümraniye 2. Lig C grubunda 4 maç oynandı ve toplamda 42 gol atıldı. Bir maç berabere bitti. Ümraniye 2. Lig B grubunda 5 maç oynandı, 50 gol atıldı. Ve Ümraniye 2. Lig A grubunda 5 maç oynandı, 48 gol atıldı. Ümraniye 1. Lig'inde 7 maç oynandı ve 7 maçta toplamda 60 gol atıldı. Bu hafta en çok gol Ümraniye 1. Lig'de atıldı. Yani birçok gol izledi izleyicilerimiz. Haftanın görünümü bu şekildeydi. Yine kaptanımıza birkaç soruyla devam edelim. Los Galacticos takımı nasıl oluştu? Los Galacticos takımı nasıl oluştu? Evet. 2014 senesinde bizim kendi mahallemizde, biliyorsunuz şu anda devam eden, birlikte daha devam ediyoruz biz Anadolu Ligi'nde. Evet. Hemen evimizin arkası mahallemiz. Oraya gidip geliyordum işte. Turnuvalar vardı. En son orada sevdiğimiz bir kardeşimiz var, ona söyledim. Ben dedim ki yani biz de bir takım yapalım, buraya girelim falan filan. Bir hafta sonra bizi aradılar. Dediler ki işte burada bir takım var. 6'da 0 yaptı. 2. Lig'de mücadele ediyor. Hani devam edersen 6 maçı var. Kalırsınız playoff'a ya da işte hani hepsini kazanmanız lazım playoff'a aldık için. Biz bir takım yaptık. Şu anki Göztepe ile beraber hani bir aradaydık o zaman. Şu anki Göztepe ile beraberdik. Bir takım yaptık. 6'da 5 yaptık. Son maçta 3 takımımızı kaldırdık. Bükmen mağlup olunca playoff'a da kalamadık ama düşmedik de o hani playoff oynamadan ligde kaldık. Takımın ismi de o hali hazırda Los Galacticos'tu. Ben koymadım adını. Hoşumuza gitti. Ben sadece logosunu işte tasarladım. Birazcık LG televizyondan falan filan böyle yıldızlar falan koydum. Çok da hoşuma giden bir logo oldu aslında. O günden sonra da biraz ben hırslı bir adamım yani, herkes bilir. Ama mümkün olduğu kadar kimseyi kırmadan efendi durmaya çalışıyoruz tabii ki. O günden bugüne de hep üstüne koyarak iyi işler yaptık. Bir marka haline getirdik. Yani sonuçta bir halı saha turnuvası, marka olsa ne olur, olmasa ne olur diyenler de olabilir ama emek verdik. Ve bugün bunun karşılığını sahada mağlup olduğu zaman tebrik eden, rakipleriyle didişmeyen, efendi kimliğini bozmayan bir takım haline getirmek istedik. Çünkü saygı bu şekilde kazanır. Saygı, her maçını kazanan takım saygı görmez. Evet. Sahada efendi olan takım. Düşene kaldıran, mağlup olduğu zaman tebrik eden, centilmen olan. Evet. Tabii ki nabız taş atarken bazen istemediğimiz şeyler oluyor ama bunları minimumda, benim başlıca zaten grubumda da takımımda da paylaştığım şey. Çok kavga gürültü eden, bir daha benim yanıma gelmesin takımda oynayacağım diye. Hep bunu söylerim takımıma. Ve bunlardan seçiyoruz zaten. Biz hani kişilikli, karakterli insanları seçip takımımıza getirmek için özen gösteriyoruz. Tabii ki bu kavun değil. Koklayıp alasın. Evet. Bazen arızalar da çıkıyor, çıkmıyor değil ama bunları da tabii ki sezon içinde idare edip
Süspansiye ediyorsunuz bir şekilde. Bir şekilde ediyoruz. Dedim. Bir soru daha sorayım. Yine devam et oradan. Birçok ligde oynuyorsunuz. Birçok ligde de oynamaya devam ediyorsunuz. Oynadığınızda. Golden League sizin için ne ifade ediyor? Diğer liglerden ayıran ne? Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Hani biz iki tane ligde oynuyoruz. Bizim için iki lig de aynı. İkisinde de başarılı olmak istiyoruz. Ama yani şimdi kitabın üstünden, defterin üstüne baktığın zaman İstanbul'un en iyi liginde ligi diyebiliriz Golden. Yani çünkü biraz daha kaliteli, biraz daha zor olan her zaman daha güzeldir aslında. Daha çünkü ona ulaşmak zor olduğu için her zaman daha yani mücadele etmen lazım. Yani şimdi Golden hakkını vermek lazım. Golden şu anda İstanbul'un en iyi ligi. Evet. Bu tartışmaya gerek. Yani tartışma açık bir konu değil. Ama dediğim gibi bizim öbür ligimizde küçümsenecek bir lig değil. Orası da bizim mahallemizin ligi. İkisinde de full devam ediyoruz. Rakip Bull'la devam ediyorduk. Hafta içi bir karar aldık. Ama bilmiyorum şimdi Murat Kaplan, Göztepe'nin kaptanı Murat Kaplan'la bu hafta içi tekrar görüşeceğiz. Her gün de görüşürüz de. Belki tekrar devam edeceğiz ama onunla bir istişare yapacağız. Rakip'le devam edeceğiz. Şu an durdurduk Rakip Bull'u. İzleyicilerimiz arasında da Murat Aslan da var. Tek hedefimiz 9. hafta ligin en iyisi olduğunu düşündüğümüz Koray Başkan'a sürprizlerimiz olacak demiş. Tabii onlarla biz tarihimiz... Yine bir beraberlik. öyle demeyelim de şimdi şöyle. Yani benim için çok önemli bir maç değil. Neden önemli diye? Çünkü onların hepsi benim kardeşim. Evet. Yani dediğim gibi bu Los Galacticos'un bugüne gelmesine sebep olan insanlar var bu takımın içinde. Murat Aslan, Satı Kaba, evet. Haydar, Burak Emreli, Mustafa Çayır. Yani daha ismi aklıma şu anda gelmeyenler kusura bakmasın Ramazan vesaire. Bugünkü Los Galacticos'un temellerini atan kişiler bunlar. Dediğim gibi Göztepe neyse Los Galacticos bizim için her zaman o. O maç bizim için 3 seçenekli bir maç. Kaybedebiliriz çünkü bizim ciğerimizi bilen adamlar yenebilirler bizi. Biz de yenebiliriz. O günkü futbol şansı da birazcık olması lazım. Tabii kazanmak isteriz. Prestijli maçlar bu maçlar. Yani evet. 5-6 tane favori takımlar var. Bu maçlara biz tabii ki ayrı bakıyoruz. Prestij maçlar çünkü dediğim gibi. Ama sürpriz, Murat Kaptan sürpriz yapabilir. Sıkıntı yok yani. Bekliyoruz. Bekliyoruz tabii. Sen... Biz bir sene yenilmedik. Ramazan Kap'ta yendiler bizi. Aynen. Sen biraz soluklanırken hemen bir Çengelköy maçlarını kısa yorumlayalım Gürkan hocamla birlikte. Çengelköy 2. liginden başlayalım istersen. Bu hafta Cemek Spor Çarşı FC maçı oynandı ve Çarşı FC 5-0 kazandı. Yine kazanmaya devam ediyor. Evet, yine son maçıydı. Cemek Spor genç oyunculardan kuruldu yani. Burada 17 yaşında, 18 yaşında çocukların da oynadığı bir takım. Bir lise arkadaş grubunu temsil ediyorlar. Yani ligimize renk kattılar. Mücadele gücü yüksek bir takım. Genç olduklarından dolayı. Ama tabii tecrübe eksikleri var. Kadroları geniş aslında. Yani geldiği zaman taraftarları da oluyor kenarda. Kız arkadaşlarıyla falan geliyorlar. Tam böyle bir liseli grubu. Tam istediğimiz takım. Evet. Yani hani maçlara da geliyorlar. Yani aslında bunu, yani bunu en iyi yapan bizim bir rümünhanede Atmaca. Evet. Yapıyorlar. Atmaca konusunda zaten geldiğimiz zaman konuşacağız zaten. Avantajları da var, dezavantajları da var. Keşke dediğin gibi o takım hani söyledin diye konuya girdim. Keşke hep öyle olsa yani. Kesinlikle. Şavallar güzelleşince gerçi ona biz şey önem veriyoruz. Özellikle Göztepe biz o şekilde hani eşlerimizle, çoluğumuzla, çocuğumuzla gidiyoruz. Bu daha çok olmalı. Bence de. Orada şimdi sosyal ortam ayrıca. Bundan da keyif alıyoruz. Güzelleştirir bunlar bütün evet. şeyler. Cemek Spor'da hani devamlılığı olacak diye düşünüyorum. Bundan sonraki senelerde de aramızda olacaklar. Geçen hafta maç kazanmışlardı, bu hafta mağlup olsalar da. Bir galibiyette evet, yapıyor şu an. Aynen o şekilde. Yani tabii yani gücün nispetinde Çarşı FC'ye karşı direnmeye çalıştılar ama Çarşı FC iyi bir takım. Bundan önce de konuştuk, ikinci ligin iyi takımlarından biri. Zaten sıralamada üst sıralarda yer alıyor. Yani normal sonuç olarak görüyorum. 5-0 olarak maç sonuçlandı. Çarşı FC yoluna devam ediyor. Cemek Spor'u da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz. Onlar da hani kadro olarak kenarda transfer de oyuncu oluyor. Transfer de yapabilirler. Genç oyunculardan kurulu. Kalecileri özellikle yetenekli, lisanslı olduğunu düşünüyorum. Bu arada lafını unutma, transfer demişken hemen bir hatırlatma yapalım. Takımlarımız yine anlaşamadık galiba. Hani SMS'te çok detaylı yazmış olmamıza rağmen. Transfer yapacağınız oyuncuları site üye yapıyorsunuz. Ardından info@goldenleague.com adresine mail atıyorsunuz. Şu oyuncular çıkacak, şu oyuncular eklenecek şeklinde bize mail atıyorsunuz. Bunun da sıkıntısı şundan dolayı. Yani biz tabii ki transfer kilidini açabilirdik takımlar için. Kendileri transfer yapabilirlerdi ama şu an bir sistemsel hata yaşadığımız için, yani takımların fazla transfer yapmasını engellemek amacıyla maille bize yazmanızı rica ediyoruz. info@goldenleague.com adresine
eklenecek oyuncular ve çıkacak oyuncuları bize mail atarsanız derhal gerçekleştirmiş olacağız. Bu hafta Cuma gününe kadar transfer açık kalacak. Ondan sonra transfer yapamayacaksınız. Diken İnşaat Ekmek Spor maçıyla devam edelim. Diken İnşaat 7-3'lük bir galibiyet elde etti bu maçta. Ekmek Spor CIA oyuncuyla da geldi bu maça denk geldi. Ama kaç yıl? Afrikalı bir arkadaş. Adını şu an hemen söyleyeceğim sana adını. Zorlanıyorum ya. Asoma diye isim geliyor ya. Yok artık. Alamadı hiç. Yani Elburz David Kipke. Valla Yakub'u vardı Everton'da oynayan. Bir ara Kayseri Spor'a geldi. Yani güçlü biliyorsun. Kipke. Yani o fizik açıdan gerçekten hani güçlü bir arkadaştı sahada. Ekmek Spor'da hep 7 kişi giriyor. Maalesef maç 2-0 öndelerdi. Kaptanları Ömer Yüce sakatlandı. O sırada bir gol yediler. İlk yarı 2-1 bitti. 6 kişi kaldılar. 6 kişi kaldılar. İkinci yarı tabii takım konsantrasyonu bozuldu. Defanstaki bir oyuncuların çıkması. Maça 2-0 önde başlamışken ki Ekmek Spor'un da puana ihtiyacı vardı zaten. Tam Beşiktaş mıydı? Aman aman. Şimdi içeri şey, bak zaten simsiyah giymişim. O konuya girmeyelim. Yağlarımı deşmeyeceğim benim. Evet. İkinci yarı tabii sürklesi oldular. Diken İnşaat rakibinin eksik kalmasından yararlanarak gol yollarında etkili olarak maçı kazanmasını bildi. Ekmek Spor burada tabii sakatlanan arkadaşımız o gün geçmiş olsun diliyorum. Umarım bir an önce sahada döner. Kaptan zaten kendisi takımı yani derleyip toplayan arkadaş. Üzücü bir olay tabii ki bu. Hani ama en azından bir kırılma, çıkık ya da bir darbeyle oluşan bir şey değil. Genelde yan bağlarında bir esneme falan oluyor herhalde. Birkaç üç göreminde çapraz bir ameliyat olmuş. Benziyor ama Daniel Abukaçi'ye benziyor sanki. Kipke. Değil mi? Evet. Var bir. En fazla 15 yaşındadır ya. Bakma sen ona, benden büyük. Değil mi? Öğrenci de öğrenci falandır muhtemelen. Genç bir arkadaş. Üniversitede bana bakıyordu burada. Orada da bir geçmiş olsun dileyelim. İki takıma da önümüzdeki maçlarda başarılar dileyelim. İstanbul Ümraniye FC maçı 4-3 bitmiş. Evet, günün çekişmeli maçlarından biriydi. Birbirine yakın denk takımların mücadelesi. İstanbul daha önce söylediğim gibi yine iddialı bir konumda olan bir takım. Ümraniye FC'ye nazaran sıralamada daha üst sıralarda yer alıyor. 10 puan var. Yani takım olarak zorlu bir mücadeleydi. İki takımın arasında çekişmeli geçen maçı İstanbul kazanmasını bildi. Günün güzel maçlarından biriydi. Söylemek gerekirse diğer maçlara nazaran diğer maçlar zaten hani skorlardan da görüldüğü gibi arada fark var. Basma Spor'un 8-0'lık bir galibiyeti var. Evet, Kırmızı Şeytanlar da hani adaptasyon sorununu hala atlatamayan, onlar da genç oyunculardan kurulu bir takım. Hani ligde şu an için hani çok büyük bir farkı var. Basma Spor yani ligin ikinci ligin iyi takımlarından biri. Hani takım kadrosu, yedek zaten oyuncuları zaten ikinci sırada 11 puanla. İyi bir takım. Yani normal bir skor. Bu da günün sürpriz olmayan maçlarından biriydi. Evet, birinci lige geçelim. Evet, Çengelköy birinci lig. Çolak Petrol kaybetmeye devam ediyor. Üsküdar Gücü 8-2 galip geldi. Evet, Üsküdar Gücü bu sene... Bu hafta Çolak Petrol transfer açıldıktan sonra da bir değişiklikleri var. Evet, onlar da bir sıkıntılı bir döneme girdiler. Evet. Hani kaptan Yiğit maçtan sonra biraz... Çolak Petrol şeyde bir alakası var mı Yakup'la? Bilemiyoruz yani. Ahmet var mı Çolak Petrol'ün Gasco ile bir alakası artık? Yani Gasco'dan kopan Yiğit kaptanları evet, pilot takım. Aynen, pilot takım. Nedir bu Yakup'un çektiği? Aynen. Her tarafta kardeşim benim yani. Emek deviriyor biliyor musun? Uğraşıyor. Hayır, üzülüyor bir de belli etmemeye çalışıyor. Başkan görüşemiyoruz falan filan diye üzülüyor. Aynen. Hissediyorum onu. Emek ama bu sene hakikaten top oynayarak. Yani top oynadıkları halde Gasco'ya bir şey yok. Gasco'ya geleceğiz. Gasco çok iyi aslında ama çok sıkıntı. Bakacağız ona şimdi. Çolak ligin dibinde şu an. Bu hafta kaptan değişikliği, oyuncu değişikleri falan yapıyorlar. Evet, bakalım toparlanabilecekler mi göreceğiz. Yani lig yani birinci ligde güçlü takımlar var gerçekten. Hani Üsküdar Gücü bu sene yaptığı transferlerle 3. sıraya oturdu. 4 galibiyeti var. Aynen. Zaten ligi force edecek takımlar belliydi. Yılmazlar İnşaat Havuzbaşı. Onlar 5'te 5 yaptılar. İlk 5'teki AFI ile birlikte. Havuzbaşı Yılmazlar İnşaat maçında. Evet. Belki beraberlik çıkar ya da iki takımdan biri namalip olarak yoluna devam edemeyebilir. Hı hı. Ama onun dışında ligin en güçlü iki takımı zaten geçen sene ikinci ligde final oynadılar. Evet. Zaten hani biri benim takımım. Diğeri de Havuzbaşı. O da bizim takım sayılır zaten. Semtimizin takımı. Yani onlarla ilgili sıkıntı yok. Kadroları iyi. O konuda yollarına devam ediyorlar. Bu arada Los Kulesi yendi Yılmazlar İnşaat. Hı hı. Los Kulesi de 4'te 4 yapmıştı. Çok güzel bir maç oldu. 2-2. Yani 2-0 öne geçti. Yaşar yine 2 tane gol attı. Yaşar zaten hep kenara bakıyor. Ne zaman çıkacağım, ne zaman çıkacağım diye. O sırada 2 tane gol attı. Zaten Yaşar arada... her an çıkarım diye hızlı hızlı gol atmaya çalışıyor. Zaten kaleci frez yaptı. Öyle kazandı, gol attı falan. Yani çok komik zaten.
Yaşadı ya, rahat ol sen. 10 dakika sonra çıkarmayacağım seni falan. Zaten Çengel'den her hafta Yaşar'dan bahsediyorum. Mümrani'den her hafta Eymen'den bahsediyorum papazlar. Evet. Ama Yaşar'ın hani ya az kaldı. Oyunun evet. gidişatına göre ben geleceğim, alacağım formu onu. Evet. İyi iki maçım var, o maçlar bitsin. Yaşar'a buradan bir selam söyleyeyim. Kardeşime evet. izliyordu buradan. 4-2 galip geldi İlmaz'a. Evet, Bozkule maçı mükemmel bir maç oldu. Ümit Aslan yönetti maçı. Ona da pek iş düşmedi. Çünkü iki takım da yani futbol oynamayı isteyen iki takımdı. Sertlik çok dozundaydı. Sahada aşırı derecede ses çıkmadı hiçbir şekilde. Hani hakeme yönelik, birbirlerine yönelik. Mükemmel bir maçtı yani. Çok güzel bir maçtı. Gayet Kulesi güzel. Kulesi mağlup oldu uzun bir süre sonra yani. 14'lar Api. Api iki maç üst üste kaybetti. Evet. Api bu sene farklı dedik. 3-3 yaptı dedik ama 4. maçta Yılmazlılara 2-0'la yenildiler. Gerçi yani çok farklı yenilmemiş oldular. Burada da bir penaltıdan gol yediler 14 Alepsi'ye. 2-1 yenildiler. 2-0'dı maç. Sonradan 2-1 buldu. Api ikinci yarı çok yüklendi rakip kaleye ama kalecileri tek iyi kale oynadı. Evet evet, tek kale oynadı diyebilirim. Ama 14'ler ilk yarıda attığı 2 golle maçı kazanmasını bildi. Kalecisi iyi oynadı. İyi savunma yapmaya da çalıştılar. 14'ler de transfer yapmıştır. Geçen sene Los Blancos'tan 2-3 tane ilk yarıda oynayan arkadaş vardı. Evet, onlar da birazcık daha derli toplu yoluna devam ediyor. Belki da. Transfer döneminde birkaç yeni oyuncu alabilir. Tabii tabii yani. Api çok transfer yaptı sezon başı aslında. Api evet, Real Karmasyon'dan aldığı oyuncular var kadrosunda. Tabii transfer döneminde. Yani bile aldığı oyuncular vardı. Doğru. Bakalım transfer döneminde yeni birkaç oyuncu alacak evet, mı? Evet, değişiklik olabilir yani. Şu an için hani çünkü Yılmaz'dan inşaat Davuzbaşı transfer yapmaz. Onların kadrosu geniş. 22 tane oyuncu. Onlara var. Gerek yok zaten yani. Yani o yüzden onlar transfer yapmaz. Diğer takımlar birazcık gücüne güç katabilir. Bumblebees, The Gunners. Bumblebees sevdiğimiz bir arkadaşlar, çok efendi çocuklar. Onları tebrik ediyorum. Onlar da transferle sahaya çıktı. Geçen sene 2. ligin gol kralını transfer etmişler. İlk galibiyetini elde ettiler. Serhat'ı maça damgasını vurdu zaten. Maçın oyuncusu oldu. Geçen sene 2. ligde gol kralı olmuştu. İhtiyaçları da vardı Bumble'in bu takımı böyle bir transferi. Zaten aşağıda rakipleriydi The Gunners. 10. ve 11. sırada onları yenip üstlerine evet, çıkması gerekiyordu. Yendiler. Yani bu sene sıkıntılı. Sert bir grup çünkü. Gunners'ın da transfere ihtiyacı var. Yani bu konuda... Yani şampiyonda oynamıyorsan ligde kalmaya oynamak evet, en yani, doğrusu bence de yani. Şu an içinden öyle görünüyor yani. Lig çünkü çok sıkıntı. Playoff görmüştü evet Gunners'ı galiba. Evet. Yanlış hatırlamıyorum. Görmüştü, doğru. Görmüştü. Havuzbaşı Armağan Evler. Havuzbaşı evet. Yılmazlar 5-5 devam ediyorlar. Yani günün ilk maçıydı. Yine Armağan Evler'in şanssızlığı devam ediyor. Kaptanları boynunu kırmıştı. Demire çarparak. Boynunu kırmıştı. Tabii. Yani boyunda omurlarından 3-4 tane zarar gördüm. Küçük kırıklara sebep olmuştu. Oradan zaten onunla geçmiş oldu demiştik. Kalecileri oynamıştı. Mehmet Kılınç iki kolu birden kırılmıştı. Geçmiş ondan sonra bu maçta da Seyitan'ın kolu kırıldı. Dirseğinden. Seyitan da hani en önemli oyuncularından biri yere düştü ve dirseğinden iki kırık var. Çıktı yerine. Ama geçmiş olsun. Ameliyata girme durumu var yani şu an. Bir 10 gün sonra bakacaklar. Ona da çok geçmiş olsun diyoruz. Birkaç tane de vefat olayları var. Evet. Ondan dolayı da başsağlığı diliyoruz. Yani yakın akrabaları Diyarbakır'da olan Recep Kılıç ve Mehmet Kılıç'ın. Başsağlığı diliyoruz biz de. Allah'tan rahmet diliyoruz. Genel olarak yani Armağan Evler bu sene şanssız. Bakalım nasıl olacak? Yoluna devam edecek mi? Armağan Evler transfer döneminde 8. sırada yani, hani yok, play-off'a kalacak ya. Büyük ihtimalle bir sıkıntı yaşayacaklar zannetmiyorum play-off'u. Bu olaylar ama gerçekten demoralize etti. Evet. O bilmiyorum bu hafta bakalım. Çengelköy'de de genelde haftanın görünümü bu şekildeydi. Bir sıkıntılı, bir istenmeyen olayların yaşandığı bir maçımız vardı. Red Devils 410 maçı. O maçla ilgili karar disiplin kurulunda. Bugün ya da en geç perşembe günü karar her iki takıma da tebliğ edilecektir. Yani keşke böyle olaylar yaşanmasa, hani tansiyon bu kadar yükselmese istiyoruz ama maalesef oyuncularımız oyun içerisinde bazen hakimiyetini kaybedebiliyorlar. Böyle sıkıntılar yaşanabiliyor. İnşallah bundan sonra olmaz diye maalesef düşünüyoruz. Bunlar hani üzücü olaylar yaşandığı zaman en çok üzülen biz oluruz. Tabii, yani tabii, maalesef hani bizi çok derinden etkiliyor. Çünkü orada biz organizasyon sahibiyiz. Yani bizim sorumluluğumuzda ama bazen kontrolümüzün dışında oluyor yani. Yapabileceğimiz bir şey olmuyor tabii maalesef. Saha içinde hani müdahale etme şansımız çok kolay olmuyor. Çok sağduyulu olması lazım takımdaki oyuncuların. Yani hakem bir yere kadar ama oyuncuların burada yani yardımcı olarak olayların bu raddeye gelmesini, enlemesini, önlenmesini diliyorum. Aynen öyle. Şu an programı izleyen izleyicilerimizden de birkaç yorum var. Onları okuyalım. Zaten Sefaköy şampiyonu Birlik Spor'dan saygılar, sevgiler, iyi yayınlar demiş Yusuf Araç. Yine Birlik Spor tüm ekip bizi izliyor.
kendilerine sevgilerimizi iletiyoruz. Recep Gür de yazmış. Yakup Büyükçolak, Koral Başkan gelmiş, hoş gelmiş. Yayın tavan yapar demiş. Kendisini de yayından sonra buraya çay içmeye bekliyoruz o zaman. Aydın okudun mu? Yok okumadım. Nerede? Aydın diyor başkana selamlarımızı ilet, sallamasın bize. Şey çeşitlisini beksin. Aydın. Sallayacağım. Burak, bekliyorum. Burak Emreli, Koral Başkan'dan daha tansiyon yükselten açıklamalar yazdım, bekliyoruz. Değil mi? Birazdan emrediyor. Birazdan tansiyonu yükselteceğiz. Şarkı izlemeye devam. Selam söylemiş. İyi yayınlar Ersin Hocam. İyi dileklerin için teşekkürler. Gürkan Kaptan, senin yedeğin olmak da ayrıcalıktır. Yaşar merak etme, Gürkan seni kesemez. Ben her hafta yorumlarım, onu kötülerim. Bir şekilde sen oynarsın yani. Yok öyle bir amacımız yok zaten. Yani. İyi oynayan oynasın bizim. Yani düştüğümüzü ispat etmişiz biz. Kaptan, geride kalan 6 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik. 2 mağlubiyet demeyeceğim, 1 mağlubiyet aldınız, onu düzelttik. 2 evet. beraberlik, 1 mağlubiyetle ligde 11 puanla 6. sırada yer alıyorsunuz. Evet. Bu seneki takım performansı hakkında neler söylemek istersin? Vallahi ben memnunum. Bir sıkıntı yok. Biz son hafta dışında kadrosal anlamda da, oyun anlamında da hiç problem yaşamadık. Yani kaybettiğimiz 5 puan var diye düşünüyorum. Hani ilk hafta kaybettiğimiz puanı Libadiye'ye kaybettik. 2-2 beraberlik. 7 topumuz direkten döndü. Olmadı. Libadenin de tek puanı sizin maçta. Yani ben zaten hani yakın çevreme, Anıl'ı çok seviyorum da yakın çevreme de söyledim. Yani maksimum 5 puan aldılar dedim. Yani bizden 1 puan aldıkları halde. İyi gitmiyor onlarda işler. O belliydi zaten. Onun dışında Monte Carlo'yu elimizden kaçırdığımız gibi bir de son dakika Ümit Teke'nin kaleciyle karşı karşıya atamadı bir de kaybediyorduk maçı. Papazlar maçına, bizim hep papazları zaten. Hep 3-2 böyle, kaybettiniz papazlar maçı. Derbi, bizim bir numara derbimiz papazlar. O maçı da o hafta yorumlamıştık. 2-0 öndeydiler. Evet. 40. dakikada yapmış. Papazlar bu maçta iyi oynuyor. Yani bizim sinir sistemimiz bozup hakemi tesir altına alıp bir şekilde maçı kazanıyorlar. Yani biz bunu bir atlatamadık. Yani o tecrübede demek ki daha gelememişiz. Tabii Serkan Kaptan'ı da programa bekliyoruz. İlerleyen haftada geldi. Bu ama sonuçta bizim kimseyle kavgamız, gürültümüz yok. Biz o gün de kaybettik. Yine hepsini tebrik ettik. Aynen. Çektik, gittik. Ama dediğim gibi papazlar maçını bundan sonra çok daha değişik oynayacağız. yani sinirimizi bozmasına kimseye sinir vermeden oynamaya çalışacağız. Hani bitsin artık şu maç. Mağlup olacak olanın moduna girdi bir yerde. Futbol komplike bir oyun. Sadece oynamak yeterli olmuyor bazen galiba. Sadece bu sahada oynanan bir oyun değil yani. Toplu oynanan bir oyun değil. Yanlış algıda olmasın. Yani mücadele ettiğimiz 13 takıma, bizi harici 13 takıma da saygımız sonsuz. Aynen. 13 maça da inşallah kazanırız diye çıkıyoruz ama kaybetme ihtimalimiz ve beraber kalma ihtimalimizi düşünüyoruz. Çünkü herkes herkesten puan alacak. Bu sezon en zor maçınız hangisiydi? Bu 6 maçta oynadığınız 6 maçta en zorlandığınız? En zorlandığımız yani maç Gasko maçıydı bizim. Gasko maçı. Yani ben Gasko'yu çok beğendim. Mesela ve maçtan sonra da Yakup'la da konuştuk. Dedim ki yani siz ilk 5'te bitirirsiniz ligi dedim. Demek ki işler iyi gitmiyor. Günlük o futbol şansı, günlük performans çok önemli. Demek ki onu yakalayabilirler. Yanlış şeysem Olimpik Akademi maçından sonra bir düşüşe geçtiler. Yok pardon, sizinle oynadıkları maçtan İlk sonra. İlk maçı zaten kazandılar. Ben o ilk maçı da zaten onlar kazandılar. Maçımız vardı diye sosyal sanatlar komple izledim maçı falan. Ben çok da beğendim. Gerekli uyarıları da yaptım. Son dakika golüyle kazandık. Yani 3-3'lü ve onlar da kazanabilecek bir maçtı. Bizim bu sezon en çok zorlandığımız maç o maç oldu. Gasko maçı oldu. Bence Gasko hak ettiği yerde değil. Yani ama toparlanacaktır herhalde. Bilmiyorum. Yakup boş verecek mi ya da bir transfer ya da başka bir şey var mı bilmiyorum. Bir el atacaktır yani öyle düşünüyorum. Takıma kayyum atayacağız büyük ihtimal. Ona doğru gidiyor diyorsun. Aynen. Yani genel anlamda performansımızdan memnunuz. Yerimizi beğenmiyoruz. Çünkü biz Golden League tarihinde ilk defa böyle 5.liklerde, 6.liklerde sürdüğüm hep 1.lik, 2.lik sıralamalarında olduğumuz için yadırgıyoruz biraz yerimizi ama dediğim gibi diğer takımlara duyduğumuz saygıdan onlar da olabilir. Şöyle bir istatistik var. 20 gol attınız, 13 gol yediniz. Evet. Can Ateş 9 golle takımın şu an gol yükünü sırtlayan oyuncu konumunda. Evet. En yakın takipçisi Çağrı. Çağrı peki 3 golle. Yani sizce bu sezon takım gol üretkenliği mi azaldı? Hani mesela kimse Can'a destek olmuyor gol konusunda. Sanki bütün gol yükü Can'ın üstünde kalmış gibi. Hani birkaç oyuncunuz daha gol atabilse, gol yükünü biraz sırtlayabilse. Şimdi, biz hangi 7 ile çıkarsak çıkalım bizdeki o 7'nin tamamı hepsi ayakları iyi oyuncular. Yetenekli oyuncular. Evet. Yani ben onu hep Can'a da söylüyorum. Can çok özel bir oyuncu. Çok iyi bir forvet. Yani lig bitiyor en az 5-6 tane takım bizden haber almaya çalışıyor. Ama Can'ın bizden ayrılma olasılığı yok. Hani ben bu dükkanı kapatırım Can o zaman gider. Onu kendisine de söyledim. O da zaten beni bırakacağını düşünmüyorum. Evet. Dediğim gibi Can her sezon atıyor bu golleri.
Yani yanlış bir anda kalmıyor. Öyle de, denk gelmiş, öyle olmuş. Bence en kaliteli ilk üç oyuncu. Yani biz can forvetimiz oldu herhalde. Gol kralımızın kim olacağını bilmiyoruz. Daha biz Fefe'ye bir maç oynattık mesela. Fefe'ye transfer ettik. Fırat. Bir maç oynattık. Ya, transfer demişken tabii Olimpik Akademi'den Çağrı, Göztepe'den Ferdi ve Elci Club'tan Furkan Bayat bu sene kadronuza katıldı. Şimdi yanında bir söyleyeyim. Her hafta söylüyorsun. Ferdi zaten bizim oyuncumuzdu. Evet. Biz Serkan askere gittiği için Ferdi'yi gösterdi ve biz inanılmaz kalite sıkıntısı yaşadık. Hem Golden Cup yarı finalinde hem Papazlar maçında kalite sıkıntısı yaşadık. Ferdi geri geldi Serkan gelince bize. Kiralık gönderdik dedim program öncesi. Kiralık gönderdik, evet. Aynen. Yani o bize geri döndü. O, tam Fikret Orman. Önce veriyor sonra geri alıyor. Zaten Çağrı bizim oyuncumuzdu. Çağrı bizden Olimpik Akademi'ye gitmişti. Bir sene orada oynadı. Ondan sonra bize komple döndü, dönüş yaptı. Böyle yani. Yeni transfer olacak mı bu transfer döneminde? Var mı? Var. 3 tane transferimiz var. Bir tanesi askerde geliyor. Sercan Türk bizim eski oyuncumuzdu da zaten. Anadolu Yıldızları'nda oynuyor Rakipool'da. İki tarafa da tanıyorum kendisini. İyi oyuncudur ama eksiği olacaktır tabii ki, ama bir iki maçta onu kendine getirir. Çok özel bir oyuncudur. Çok iyi bir oyuncudur. Sercan Türk'ü aldık. Oğuzhan Kalemci'yi aldık. Bilenler bilir. İyi bir kaleci. Yani kötü giden bir maçta, örnek veriyorum yarı finalde kötü oynayan bir losu tur atlatabilecek kalitede bir kaleci transfer ettik. Ve Can Suman'ı transfer ettik. O da iki tarafa da Titans'tan aldık onu da. İki tarafa da orta sahada inanılmaz bir yükümüz çekecek kalitede bir oyuncu. Hepiniz zaten gözlemleyecekseniz iyi bir oyuncu. Onu aldık. Üç oyuncu hakkımız var zaten. Evet. İşten transferimiz yok. Şu anlık yok yani. İşten bir transferimiz. Tamam. Sefaköy'ü yorumlayalım. Ardından Ümraniye'ye geçtiğinden bildiğin takımlarla ilgili yorumlarını bekleyeceğiz. Tabii ki. Sefaköy'de bu hafta 6 maç oynandı. Ligin zirvesinde Birlik Spor yer alıyor. Yine her zaman olduğu gibi. Hala ikinci sıraya inmedi. Hala birinci sıradaki yerini koruyor. 5'te 5'e. Ben bir saniye söyleyeyim. Tabii ki. Ya bu Furkan kaşınıyor zorluyor. Gördüm onu. Ya Allah'ın lütfen. Ama bir şey söyleyeceğim. Diyor ki senden habersiz oyuncu mu almaya çalışıyorlar? Başkan izin verme. Var böyle kaptanlar. Ona dedim ki şimdi çok önemli bir oyuncu da var. Emre Özberk biliyorsun. Evet. Yani futsal falan vesaire. Şimdi biz hiçbir kaptanı, yani bana, ona da söyledim. Bana bir tane çıksın desin ki sen Fefe ayrı. Fefe zaten inatlı olan bir transfer oldu. Papazlara danışmadan aldık, almaya çalıştık vesaire. Sonra uzlaştık. Bir şekilde bir şeyler oldu. Onun dışında bana bir tane daha oyuncu kaptanına ya da başkanına, yani sorumlusuna sormadan transfer ettiğimi söyle dedim. Ben Los Galacticos'u kapatacağım dedim. Biz Emrah Rakipool için aradık. Yani Rakipool ayrı bir konsept. Bir baktım Emrah Anadolu Ligi'nde başka bir takımda oynuyor. Yani demek ki başka bir takımda da oynayabiliyor. Rakipool için benim birisi arama ihtimalim olmadı ama yine de haklı, aramalıydım. Zaten bu hafta maçtan önce gittim soyunma odalarına, hepsine dedim kusura bakmayın böyle böyle dedim. Ondan sonra Anadolu Ligi'nde olduklarını duyunca bize gelin falan dedik. Orada bir karışıklık oldu. Bizim Furkan'ı geçip de bir transfer yapmaya çalıştığımız bir durum yok. Dediğim gibi rakip bulana transfer ederken sonra Anadolu Ligi falan filan bir spontane bir saçma bir gelişti. Haklılardır sonra. Başka bir ligde oynatmak için istedin kendisini. Aynen. Rakip buldu. Tamam, okey. Başka bir ligde oynatmak için istedin kendisini. Ondan sonra önce kendisiyle görüştün mü? Yok, ondan sonra Furkan'la görüştük. Aldı mı cevabı falan filan yazdı bana da. Ya aslında o kısımda şimdi yani tabii... Yani ben cevabı aldım da sen araya girdikten sonra cevap değişti. Furkan tabii bir serzenişte bulunuyor olabilir ama şöyle ki yani bence oyuncuyla görüştülerse ve oyuncu kabul ettiyse hani pek bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yok ya Furkan bizim canımız ya, sıkıntı tabii. Yok. O da bu işlere çok emek veren bir çocuk. Bizimle ilişkilerimiz hep iyi oldu onlarla. Böyle saçma sapan şeylerden bozulmasını istemeyiz. Tabii gerek yok. Aynen. Önemli de bir takım. Bak bu sene bir tek bize mağlup olmuşlar. 6'da 5 yapmışlar. Bir takım yani sonuçta. Doğru, yani bu göz ardı edilmeyecek. Yani bir maç şansa kazandın, iki maç şansa kazandın derler adama. Aynen. İşte bizim bir hafta evvel yendiğimiz papazları geldiler. Bu hafta 7-5 yendiler yani. Aynen öyle, papazları bu hafta yendiler. Onu saygımız sonsuz. Zaten. Sefaköy'den devam edelim. Devam edelim. Sırbeks'e daha söyleyeceklerim çok. Sallamaya geçmedim ya. Bundan tamam. Güzel konuşmalar. Sallamalar. Furkan takip et, daha sallayacak size. Birlik Spor, Sazak Spor karşısında 6-0'lık bir galibiyet elde etti ama aslında böyle bir skor beklemiyorduk bu hafta için. Birlik Spor geçen hafta da biraz eksikti. Bu hafta da biraz eksik, haftaya da azıcık eksik. Bu eksiklerine rağmen yine kazanmaya devam ediyor ama Sazak Spor sahada 6 kişi kaldılar. Bir oyuncuları atıldı. Ondan sonra da zaten dünkü Beşiktaş gibi oldular. Direnemediler. Birlik Spor farklı kazanmayı bildi. Geçen hafta konuk ettiğimiz Yalçın bu hafta kaledeydi. O kalede olduğu zaman zaten genelde kaleyi gole kapatıyor. Bu hafta yine gol yemeden maçı tamamladı.
Benim de oynadığım Hellas Verona illegal maçı. Kendimizce bir şeyler oynamaya çalışıyoruz. Hakem misin? Programcı mısın? Bolcu musun? Oynamaya çalışıyoruz. Ersin hocam çözemedik seni ya. Gol atmışsın hocam. İnanılmaz bir gol attım diyeceğim ama öyle vurdum gol oldu yani. Vurdu gol oldu. Aynen öyle. Yenemiyoruz bir türlü. İlk galibiyetimiz de geçen sezon 11-12 maç yaptık. Bu sezon 3-4 maç yaptık. Hiçbirini kazanmadık. Bir geçen hafta kazandık. Büyük olay oldu tabii. Böyle. illegal takımı karşısında yine mağlup olduk. Ya aslında galip gelebiliriz ama işte dediğim gibi program öncesi de konuştuk. Yani o kadar çok rakiple, hakemle didişiyor ki bizim ekip. Fırsat bulamıyoruz. Oynamaya fırsat bulamıyoruz. Yani unutuyoruz top oynamayı. Öyle olunca da adamlar unutmuyorlar. Ya, sen sorumluyken buna engel olamıyorsun. Ben işte mümkün dinlemiyorlar. Gerçekten yani bazen diyoruz ya hani sahada diyorsun kaptanı çağırıyorsun ya takımına sahip çıkamaz abi mümkün değil. Başarılı yani. Olma şansı yok. Yok. Hiçbir takımın kavgayla gürültüyle başarılı olamaz abi. Yani ligi bitiremez. Aynen. Ya arkasında laf duyar yani. Başka hiçbir şey olmaz. Yani bazen diyorlar işte o takım çirkef çirkef kazanacak. Yok abi bir yerde patlar. Yani aynen kesinlikle öyle. Bir yerde patlayacaktır. Hiç yani devamını getiren şampiyonluklar yaşayan bir takım görmedim. Biz yani. Zaten öyleydik. Biz evet. Kurduğumuz sezon birinci ligde oynuyoruz. Yine papazlar maçı. İlk kez oynuyoruz. Evet. Kimseyi tanımıyoruz. Programı aldılar beni. Ben de salladım herkese tamam mı? Ya papazlar diyorsunuz falan filan dedi. Bir şey de göremiyorum papazları dedi. Benden iyi takım değil dedim. Tabii şey oldu. Bizim maçımız bir gergin maçtı ve o maçta kavga çıktı. Ve biz o sezon bize göre hala aramızda konuştuk. Biz şampiyonluktan olduk. Hı-hı. Çünkü 2-3 oyuncumuz ihraç oldu. 5 oyuncumuz ceza aldı falan filan. Sen zaman dedi ki bu iş böyle olmaz. Kesinlikle. Biz dedik bundan sonra kavga etmeyeceğiz kimseyle. Aynen öyle. O yüzden yani böyle ezeli rakibimizle bile ilişkilerimizi iyi tutmaya çalışıyoruz o yüzden. Yani herkesle iyi olalım. Futbol bu. Yani kimsenin kalbini kırmaya gerek yok ki yani kavgaya göre. Ki zaten genellikle pişmanlık oluyor. Pişman olmayan da hiç ben görmedim. Yani ben yıllardır futbol hakemliği yapıyorum. Hani resmi olarak da yaptım. Çocuk sahada etmediğini bırakmıyor. Maç bitiminde başkanı, hocası getiriyor. Hocam senden özür dileyecek. Yani niye özür dilesin? Dilemesin kardeşim yani. Çünkü pişman olacağın şeyi yapma o zaman yani. Ben onu çok olur, savunuyorum. Yani kendini bu kadar çok kaybetmelerine anlam veremiyorum. Zaman yani içerisinde olgunlaşacaklar dedi. Yani İnşallah. Spor Hakkı kaptanın dediği gibi. Böyle dirayetli. Ya daha çok keyif oluyor. Evet, bak sonuçta bizim takımda en mikrobu benim. Bak kenardan bir tek ben sallarım ama ben de sallamıyorum artık. Yani ben de artık şey oldum. Yani biraz size biraz da ben Monte maçından bir resim gösterdim mesela aynen. Size. Ne mailim var, ne Güvenç'i aradım, ne Yakup aradım, ne Erdi'yi aradım, ne de sizleri aradım. Evet. Şimdi sana resmi gösterdim. Gördüm. Sarı kart olan oyuncunun hareketini gördünüz yani. İkinci sarı, kırmızı ve galibiz. Ya bunlar oluyor. Ya çünkü geri dönmüyor bu iş. Orada değişmiyor. Şey yapmaya gerek yok. Yani kendini böyle ön plana atmaya gerek yok artık. Değişmeyecek çünkü. Aynen öyle. Yani ne yapsan da boş olduğu için hani boşuna kendini yormuş oluyorsun. Yine Sefaköy'den devam edelim. Toz koparan Gümüşpala Spor karşısında 9-5'lik bir galibiyet aldı. Toz koparan da geçen senenin önemli takımlarından Cibali'nin forvet oyuncusunu aldı Ahmet Külçe'yi. Bu hafta yine 6 gol attı. O geldiğinden beri kazanmaya devam ediyor Toz koparan. Büyük ihtimalle ilk 4'e ya da ilk 3'e girebilir bu performansıyla gibi gözüküyor. Yine bir Lost bu sefer Galacticos. Evet, evet. Sinki Lost. Yani. Onlar Lost Galacticos yaptılar. Sefaköy'de Ay Yıldız'la oynadıkları maçı Ay Yıldız 4-1 kazandı. Ay Yıldız kaptanı Bilal de bir geçen hafta rahatsızlık geçirmişti ayağından ama iyileşti. Tekrar takıma katıldı. Kendisine de başarılar diliyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Haftanın iki berabere biten maçı Jax Fearless Club. İki genç takım. Bir hemen hemen 16-17-18 yaşlarında genç iki takımın mücadelesi. Skor 2-2 bitti. Mücadele seyri çok yüksek bir maçtı. Ligimizin şampiyonluk adaylarından yani Sefaköy'ün şampiyonluk adaylarından Brothers'la Üst Soğuksu oynadılar. Üst Soğuksu'nun önemli bir oyuncusu Aziz. Geçen hafta geç başladı oyuna. Yaklaşık 35-40. Dakikalarda oyuna girdi ve oyunu çevirdi. Brothers 2-0 öndeydi. 2-0 öndeyken de çok önemli bir gol pozisyonunu kaçırdı. Yani 3-0 olsa belki gardını düşürecek rakibini ama düşüremedi. Üst Soğuksu son dakikalarda bulduğu golle beraberliği kurtardı ve yenilmeden bu maçı da zor maçı da geçmiş oldu. Sefaköy'de şu anda da çok fazla bir şey daha netleşmedi. Birlik Spor ve Brothers üst sıradalar. Birlik 15 puanda 5'te 5 yaptı. Brothers 4 galibiyet 1 beraberlik de 13 puanda 2. sırada. İllegal'de 9 puan, Ayıldız'da 9 puan, Toz Koparan 9 puan. Toplamda 3, 4 ve 5. sırada 3 takımımız var. Üst Soğuksu 7 puanda 6. sırada ama çok rahat takılıyorlar. Playoff'ları falan daha fazla ön plana alıyorlar diye düşünüyoruz. Önümüzdeki haftada bakalım nasıl mücadeleler seyredeceğiz. Yavaş yavaş Ümraniye 2.lik C kategorisiyle başlayalım. Bakalım birkaç yorum da okuyalım. Sen okudun kaptan. Onlara birkaç yorumla da göz atalım. Uğur
Öztel, saygılar Koral Başkan. Döndü demiş. Bu hafta kardeşim benim. Biz en son Anadolu Ligi finalinden sonra hiç oynatamamıştık onu. Bir buçuk ay falan bir izin istemişti. Bizde bir ailesel problemleri vardı. Bu hafta kadro eksikliğinden gittik, evinden aldık getirdik. Oyunda çok da iyi oynadı kardeşim. Çok etkili oynadı. Döndü takıma. Onun da mutluluğu var bize tabii ki. Evet. Uğur Öztel, değişmez oyuncularımızdan bir tanesi bizim. Gökhan Özdemir iyi yayınlar Golden League ekibine ve Koral Başkanı demiş. Furkan da şu an yoldayım ama canlı yayın açık izliyorum demiş. Beni canlı yayına alırsan çeşitli açıklamalarım var. Kusura bakma seni canlı yayına alamıyoruz. Geldiğin hafta bütün açıklamalarımı yapsaydın değil mi? 4-6 arası bitirir Los Galacticos her zaman filan onlara geleceğiz. Evet, sıra gelecek sırayla gelecek onlara. İkinci lig C kategorisiyle başlayalım. Yine sen bildiğin takımlar varsa. Ben takip ediyorum ya. Hepsini takip ediyorum. Trend FC Siminov maçı 3-3 bitti. Trend bir ara verdi tekrar geri geldi galiba. Evet doğru. İyi işler de yapıyorlar. Hakan abi emek veren bir abimiz bu işlere. O da biraz ara sıra sinirli işler yapıyor. Dördüncü sırada o da şu an. Herhalde bu sezon öyle bir durumları olmadı da. İyi işler yapacaklardır diye düşünüyorum. Yani aday yani. Siminov da genelde sonucu bir türlü bulamıyor ama iyi maçlar yani çıkarıyorlar. Siminov enteresan bir takım. Yani ben geçen sene Göztepe ile de oynamışlardı. Kazanıyorlardı falan böyle bir enteresan bir takım Siminov. Ama onlar da biraz gergin bir arkadaşlar. Gerginler ama şöyle bir durum var. Mesela şimdi 6 maçta hiçbir galibiyetleri yok. 2 beraberlik 4 mağlubiyetleri var ama inan birçok maçta bence galibiyeti kaçıran taraf oldular yani. Bizim Gasco gibi. Gibi. Galibiyeti hep kaçıran taraf oldular. Yani birazcık daha kendilerine hakim olabilseler, hani birazcık daha oynamaya meyilli olabilseler bence skor elde edecekler. Bakalım göreceğiz ilerleyen haftalarda. Emre Alp'in takımı 7 Doğan kazanmaya devam ediyor Sparta Çolak karşısında. Ya 7 Doğan zaten bizim yanımızda olması gereken bir ekip her zaman. Hiçbir zaman takım kimliklerini bozmayan efendi. Yani bir 10 kişilik bir kadroları vardır. 2-3 kişi gelir gider. Yani gördüğüm, gözlemlediğimi söylüyorum. Kaptanlarından yani tanıdığımız insanlar hepsi çok efendi çocuklar ve dediğim gibi birinci ligi hak eden bir takımdır. Şampiyonlukları olan bir takımdır. Evet, Yeni Doğan. İnşallah. Takım gibi takımlar. Takım yani gibi takımdır. Düzenli devam ediyorlar. Yani Yeni Doğan için yani olumsuz bir şey söyleyen bu işi yok. Bilmiyordur yani. Evet. Onu söylemek zaten istiyorum. Zaten liderler şu an 5 galibiyetle Fly Bulgurlu ile liderlik koltuğunu paylaşıyorlar. 15 puandalar. Evet. Fly Laskopatlar maçı benim yönettiğim bir maç. İnanılmaz keyifli bir mücadele oldu. Maçın sonuna kadar iki takım da oyunu bırakmadı yani. Fly Bulgurlu'ya benim neden olduğunu bilmiyorum. Bu hafta Zahit yok İnanılmaz bir sempatim var. Artı Zahit bizim rakip kadromuzda da var. Zahit de çok seviyorum. Çok görüştüğüm bir arkadaş. Yani Fly Bulgurlu'ya bir sempatimiz var. Onlar da hep böyle direkten dönüyorlar. Yarı finalde düşüyorlar falan filan böyle. Onlar da çok istiyorlar. Birinci ligeye gelmek çok istiyorlar. Evet. İnşallah gelirler. Emek veriyorlar. Efendi bir takım yine onlar da. Evet. İnşallah gelirler. Laskopatlar son dakikada bir penaltı itirazında bulundular. Tabii oturduk görüntülerde izledik. Yine benim verdiğim karar doğru çıktı. Yani şeyden de dolayı da aslında mutluyum. Libade vefa maçı vardı. Libade'nin bir penaltı itirazından sonra sahayı terk etmeleri vardı. Oturduk pozisyona baktık. Penaltıyla hiç uzaktan yakından alakası yoktu. Onlar da söyledi. Yani oyuncular biraz hakeme güvenmeli bence. Yani tamam artık bizim ülkemizde hakemi seven yok. Doğru. Ya şimdi yani, bir dakika penaltı vermedi diye. Çekip gidiyorlar. Maalesef. Ya ben, ya şimdi kimse kusura bakmasın da 4. sezonu oynuyorum. 1. sezon yarı final, hakem yüzünden finalden favori olduğum için de kupadan oldum. 2. sezon namağlup geldim. Yarı finalde çok kötü bir performans gösterdim. Buna rağmen 2-0 yaptım. Yine hakem hatasıyla 2-2 ve penaltıları kaybettim. Yine kupayı kaybettim. Finali kupayı ve namağlup olduğum için de ağır favori oldum. Kupayı kaybettim. Evet. Yani şimdi o zaman benim bu lige devam etmemem lazım. Yani burada atliyet aramıyoruz. Tabii ki sizinle açıklamalar yapıyoruz, ona soruyoruz, buna soruyoruz ama diyoruz ki yani bu verildi artık, bitti. Yani günümüz profesyonelliklerde de hakem hataları. Bizim birazcık da yardımcı olmamız lazım kanaatindeyim artık. Sana da biliyorsun Windows 35 maçında vermedim penaltımızı dedim. Doğru. Boşu boşuna bize bir yarı finalde oynattın dedim. İşte ona da kadro çıkartamadık. 7-7 kapı açıdan. Yani ama bunun sonu olmuyor. Geri dönüş olmuyor. Aa, haklısın abi, sana bir kere daha Windows'u oynatalım demeyeceksin. Ya da Apache'de bir maç daha yapın hadi falan demeyeceksin yani sonuçta. Ya basit mantık. Şimdi bir oyuncu bir gol kaçırabiliyor. Yanlış bir pas verebiliyor. Hatalı. Mesela dün akşam Atiba bir hatalı pas verdi. O geri pası döndü. 5 yaş 10 kişi bıraktı ve gitti. Aynen. Şampiyonlar Ligi'nde en önemli. Maçın hikayesi değişti. Aynen. Komple değişti. Aynen. Şimdi burada ne yapacağız? Yani aynı şey hakemin de öyle. Hakem de bir hatalı bir karar veriyor veya kendince doğru bir karar veriyor. Ne oldu? Maçın hikayesi komple değişmiş oldu. Aynen öyle. O yüzden bunları biraz hani futbolun içinde olduğunu kabul etmek lazım. Yani
sahaya çıkıyorsan, o maçı bir hakem yönetiyorsa artık her şeyi kabullenmişsindir yani. Çünkü yapacak bir şey yok. Ya yani ben art niyetli olduklarını düşünmüyorum. Yani ben, tamam pozisyon kaçırıyorlar. Yani bazen yani öyle bir şey oluyor. Aynı pozisyon iki tarafa da oluyor maç içinde. Birine sarı kart ceza gösterirken diğerine yani faul bile vermiyor. Tamam buna çıldırıyoruz. Evet doğru. Ki ben kenarda standart, ne yapsam normal atarken çıldırıyorum. Sahada o genç çocuklar nabızla bilmem peş atarken. Doğru. Yani onları tutmak da çok zor. Yani bazen buna yenik düşen insan yani takımlar oluyor, kişiler oluyor. Olmaması gerektiğini düşünüyoruz tabii ki. Yani güzelliğini bozmamak yani lazım. Burada şey. Doğru kelime senin dediğin gibi art niyet yok. Bunu bir kere art niyet olmuşsa gitsin abi zaten. Aynen, zaten gitmesi lazım zaten. Bunun yani. Hem fikir olalım. Hadi diyelim ki işte büyük liglerde falan belki art niyet aranabiliyor. İşte altından bir sürü şey aranabiliyor. Belki orada hadi ben ona da karşıyım ama hadi orada arayabilirsin. Ama bir halı saha liginde, bir halı saha maçında bir hakemin bir takıma meyilli olacağını ben pek düşünmüyorum. Neden? Niçin? Yani. Ne avantajı olacak? Ne kazancı olacak? Hiçbir şey olmayacağı için. Sadece hakem ya yeteneksizdir, ya kötüdür, ya kötü gündedir. Ya sizin oyuncunuz kötü gündede olmuyor mu? Bir de şunun şu açısı var. Şimdi sen devamlı hakemle konuşan bir takımsan, devamlı hakemlere veryansını yapıyorsan, ne o hakem senin maçını yönetmek istiyor, bir de sana şeye bakıyor. Ki ligimizde var öyle takımlar maalesef. Yani sana ön yargılı bakıyor. Abi diyor bu takım bu kesin budur diyor. O şekilde davranmak zorunda. Çünkü yani psikoloji böyle bir şey tabii, çünkü. Ha bu arada dediğim gibi bu psikolojik bir şey. Hani hakemin ön yargıyla çıkma şeyi değil de şimdi bir takım sahada hakeme yardım ediyorsa hakem ister istemez takdir haklarını biraz Ersin Hoca sana dahil olmak üzere ben her maçtan önce hakemlere sadece söylediğim şey. Hiç utanmadan sıkılmadan hep aynı şey söylüyorum. Gidiyorum hocam diyorum bak. Bu maçı oynuyoruz. Benim senden sadece istediğim şu. Oynayanla provoke edeni ayırt et. Oynayanın yanında ol. Doğru. Bak bu doğrudur. Doğru. Hani o bak top oynamaya çalışanla provoke etmek çalışanı ayırt et. Top oynamayanın yanında ol. Sen her zaman artıda olursun. Aynen öyle. Anlatabildim mi? Ya bu futbolcular için de geçerli. Mesela oyun içerisinde böyle çok kaliteli bir ayak varsa bence hakemin onu koruması gerekir. Ben şahsen onu düşünüyorum. Çünkü aynen. O oyuncuya çok sert müdahaleler yapılabiliyor. Birçok takımda da ben bu oyuncuları biliyorum zaten. Hani o yüzden hani oynamak istemeyenle oynamak isteyen arasında bir fark olması lazım. Hakemler bunu düşünmediler. Her zaman bunu düşünmediler. Yani oynayanın yanında ol. Aynen. Yani efendi oynamaya çalışanın. Güzel bir mantalite. Yani aynen. Çoğu hakem bunu düşünse bu arada, daha olaylar birazcık daha Las Copatlar takımı indirecek. Da iyi takım aslında. Çok kötü değil. Onu hiç takip etmedim. Onu hiç bilmiyorum. Ben çok beğendim. Yani geçen haftalarda zaten, çok beğendim. Zaten 3-2 bitmiş maç. Birçok pozisyona girdiler ama işte atamama kısmında biraz sıkıntılar var. Yani 1-2 tane pozisyonda yanlışlıkla direkten döndüler. 2-3 tane penaltı itirazları oldu. Yani aslında yenilmeye de bilirlerdi. Bu maç berabere de bitebilirdi. Evet, olabilirim şöyle. Zahit olmayınca Fly Bulgurlu biraz pozisyon bulmakta zorlanıyor. Ama çok da pozisyon veriyor. Öyle evet. Bir sıkıntıları da var. Zahit sınıf bir oyuncu tabii. Bakalım çözebilecekler mi? Arsel Gayrimenkul Osmanlıspor'u 11'e 5 mağlup etti. Osmanlıspor ya farklı kaybediyor ya farklı kazanıyor. İlişki çıkıştı. Aynen öyle. Günlük şans diyelim o zaman. Evet. Futbol şansı günlük. Öyle yani Uğur Terlemez tek başına kalınca yeterli olmuyor zaten. Ya Uğur Terlemez nasıl gol kralı değil mi? Evet tabii gol kralı. Anadolu Yüzyılı'nın sağ bekiydi. Benim çok sevdiğim bir kardeşimdir yani. Ben de çok beğeniyorum kendisini ama yalnız kalıyor. Şimdi tek başına futbol bir yere kadar yani. Messi'yi getir Karabükspor'a koy şampiyon olur mu Karabükspor'a yani? Çok idmanlı. İdmanlı bir de çok iyi bir topçudur çok, yani. Çok da güçlü yani. Kuvvetlidir aynen. Geliyor alıyor. Yani gidiyor, çok tekniği olan gidiyor. Bir oyuncu değildir ama evet. Çok kuvvetli. Yani futbolu çok iyi bilen bir adamdır. Aynen öyle. Arsel Gayrimenkul de yavaş yavaş iyiye gidiyor. İlerleyen haftalarda büyük ihtimalle hani lige ağırlığını koyacaktır. B grubuna bakalım. Tabii C grubunda 7 Doğan Fly Bulgurlu ilk 2'de 15'er puanda. El Presidente bay mı geçti bu hafta? Bu hafta Akademik Futbol Kulübü gelemediği için hükmen galip geldi El Presidente. O El Presidente de mesela hani evet. Hep direkten dönüyor. O da birinci ligi çok isteyen bir takım. Aynen öyle. Bakalım. Onlar da gelebilir. Ayaz Fener orada galiba değil mi? Erdi, orada oynuyor. Erdi Ayaz orada. El Presidente ile Trent FC 11'er puanda 3. ve 4. sıradalar. Evet. Las Copatlar 5. sırada 10 puanla. Akademik Futbol Kulübü de 6. sırada 10 puanla. İkincilik B kategorisinde de çok güzel, keyifli mücadeleler oynandı. Başak City FC Fofi karşısında 5-3 mağlup oldu. Evet. Başak City de geçen sene 3. ligimiz varken namalup şampiyon oldu galiba bir de onlar. Aynen öyle. Namalup şampiyon oldular diye ben de hatırlıyorum. Ben böyle hatırlıyorum. Bilmiyorum eğer ama. Yanlışımız varsa Facebook canlı yayınımızdan arkadaşlar bize iletebilirler. Hemen buradan devam edelim. Pirana FC yine kazandı. Kazanmaya devam ediyor. Geçen hafta Pirana FC Bülent Bulut takım kaptanı bizimle birlikteydi. Onlar da çok iyi bir takımlar. Şevas Asansör karşısında 7-2'lik bir skor elde ettiler. İnşallah umduklarını bulurlar. Bakalım ilerleyen haftalarda göreceğiz.
Turki Las Vegas karşısında bir farkla mağlup oldu. Turki de yine ikincilik B kategorisinin önemli takımlarından biri. Bu B kategorisinde var mı bildiğin? Las Vegas şu an Medet'in eski Fuat'ın takımı. Fuat Fikirtepe FK'ya geçti. Biliyorum. Las Vegas'ta aslında iyi bir takım. Turki de ligin ama oradan şimdi gidenler oldu. Fuat Fikirtepe'ye geçti. Tabii falan. Fuat Fikirtepe'ye geçti. Hakan orada mı? Yok değil. O da Sönmez'de galiba. Öyle bir durum ben. Yanlış mı diyorum? Ya Hakan Sönmez'de ya Gökhan. Onları birbirine karıştırıyorum ya ben sürekli. Yok Gökhan Laz'da. Ha, Gökhan Laz'daysa Hakan Sönmez'de o zaman. Aha, aynen. İkisini birbirine karıştırıyorum. Ben onları ikiz zannediyordum ama ikiz değillermiş. Evet. Yanlış değilsem ya Gökhan ya da Hakan 2 yaş büyük diye biliyorum. Onun dışında Las Vegas 6-5 galip geldi. Atalar FC Stuttgart takımını, ona 2 yeni Stuttgart ligimizin çok genç takımı. Şimdi Atalar FC'ye bir parantez açalım. Atalar FC Anadolu Ligi'nin 1. liginde her daim olan bir takımdı. Oradan ayrıldı buraya geldi. Atalar 1. ligde olacaktır bir dahaki sezon. Yani ben B grubunda favori onları görüyorum. Çok tecrübeli bir takım. Hepsi bu işi bilen, yani yeni kurulmuş falan bir takım değil. Ne yapacaklarını bilen bir takım. Onlar da ara sıra gerginlik yaparlar ama genel anlamda çok efendilerdir hepsi. Levent Kaptan'a da buradan selamlar olsun çocuklara hepsine. Önder'e, Yakub'a, Bilal'e herkese selam olsun. İyi işler yapıyorlar zaten. Namalupları takipte ediyorum. Onlar 1. lige ben yani en kötü 3. lig maçı oynayıp bile çıkacaklarını düşünüyorum yani Ataları. Yarı final görürler. Yarı final kesin görürler. Kesin ondan sonrasını bilemeyeceğim ama yarı final garantisin. Old Boys United İsta Enerji karşısında 9-1 galip geldi. İsta Enerji son haftalarda sürekli eksik gelmeye başlıyor. Bu eksikliklerinden dolayı da bir türlü skoru elde edemiyorlar. Eksik olduğu zaman sen de bilirsin. Hani birbirini tanımayan oyuncular bir arada oynamaya çalışırlarsa sürekli sıkıntı yaşıyorlar. Old Boys takımı da 9-1 mağlup oldu. Bu arada Çengelköy'de Yılmazlar İnşaat Havuz Başa maçı ne zaman? Yakın mı? Yok. 12. hafta. 12. hafta mı? O zamana kadar namalup devam eder, devam ederler mi? Düşünüyorum aslında. Ederler. Şampiyonluk adayın kim sence? Şu an Api biraz zat forması giyiyorum. Ben o zaman Havuzbaşı FK'nın şampiyonu olduğunu düşünüyorum. Havuzbaşı da benim nüfus kağıdım. Havuzbaşı mahallesi kütüğüm orada yani. Havuzbaşı da olsun İlmaz'da hiç problem değil ya. Api'yi mi tutsak ne yapsak acaba? Olmaz mı diyorsun? Ben şöyle bir şey. Çocukluğumdan beri ben bir taraf olmayı seven bir insanım. İsterim. Taraf olmayınca bir maçı seyretmekten aşağı olur. Taraf olmadan keyif almıyorum yani şimdi. Taraf olmayı seviyorum ama tabii burada işimiz gereği çoğu maçları tabii ki tarafsız seyrediyoruz. Ama o gün geldiği zaman kim iyi oynuyorsa onun tarafında olurum. O iki takım içinde hiç sıkıntı değil. Onlar Golden League canlı sonuçlar mı? Golden League'de canlı sonuçlar da veriyoruz tabii sen bilmiyorsun ama. İkincilik A kategorisinden devam edeceğiz. Galacticos 2015 liderliğini sürdürüyor. Bu haftaki maç skorları üzerinden devam edelim. Orada bildiğin takımlar var mı? Galacticos 2015, onlar zaten başka bir ligden geldiler. Tam şehir ligi mi, İstanbul ligi mi bilmiyorum. Orada son iki sezonun şampiyonu ünvanına geldi. Onlar da çok tecrübeli bir takım. Onlar da birincilikte oynamayı hak edecek kaliteli bir takım olduğunu biliyoruz, duyuyoruz. Yani biliyoruz ve duyuyoruz. Şansları çok yüksek yani. Zaten bunu da şeye de yansıtmışlar. Lige de yansıtmışlar. Ben bir maçlarını yönettim. Gayet de iyiler. Bir kere mücadeleyi hiç bırakmıyorlar. Başından Şükrü sonuna Baba, kadar. Şükrü Baba ile Göztepe'de karşılaştık. Bu hafta dedi Galacticos'da oynuyoruz dedi. Abi dedim aman dedim bak dedim. Sakın dedim öyle rahat çıkma yenirsin dedim. Yok rahat falan filan dedi. Yani, ne oldu abi dedim yenildik. Ben sana söyledim abi. Şimdi yani Şükrü Baba ile selam olsun. Yani bir şey söyleyebilir miyim? Yani tabii. Takımlar bölünmüş ama hakikaten şampiyon adayı çok. Evet. Şeyde, ikinci ligde şu anda. Doğru. Yani çok zor ya. Oradan yani şampiyon Atalar, çıkan çok Galacticos, Sönmez, Fikirtepe, Sönmez'in olduğu grup. A grubu. Evet. Aynen. Who is next de iyi takım. Who is next de iyi takım. Başka ligin şampiyonudur. 9-3 galip geldiler. Bilmiyorum ben. Who is next zaten hani A grubu. O da eski bir takımdı. Biz onlarla şeyde oynamıştık yani Pazar Ligi zamanı Beylerbeyi'ndeyken aynı grup dedik. İkinci ligde oynamıştık, mücadele etmiştik. Onlar da eski takımdır yani. Evet. Hani tecrübeli takımdır. Aynen öyle. Who is next Eagles'ı 9-3 mağlup etti. Tolunay orada zaten. Tolunay Güven oynuyor orada. Sedat Koç falan var takım kaptanı. Gayet iyi bir takım. Zaten
Şu anda da Eagles'ı 9-3 yenmek iş yani. İş gerçekten iş. Şu an 3. sırada 10 puandalar. 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetleri var. Galacticos'un da 5'te 5 yaptılar. Şu an 1. sıradalar. 1 maçta eksikleri var bay geçtiklerinden dolayı. Evet. Fikirtepe karşısında 8-1 galibiyeti. Blackjack 11 gol attı Magic Mushroom'a. Magic Mushroom geçen hafta kazanmıştı ama hiç gol atmamış olması biraz enteresan geldi bize. Magic Mushroom biraz zor günler geçiriyor. 10. sıradalar. Blackjack de öyle. Çok eski takım. Onlar da aynı şekilde. Blackjack 2. sırada. 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetiyle 10 puanda. 3. sırada. 2. sırada pardon. Sönmez 4. sırada. Sönmez de biraz bu bizim Sefaköy'deki üst soğuk su takımı gibi. Yani kendi kendine takılıyorlar. Çok önemsemiyorlar şu an maçları. Şimdi hani, Sönmez'e hafif alan büyük yanlış. Evet. Yani Sönmez, playoff'larda çok ciddi can yakacağını Sönmez düşünüyorum. Sönmez şampiyon bir takımdır. Tecrübeli bir takımdır. Yani şimdi baktığın zaman böyle A, B, C gruba dersin genelde ben Sönmez derim. Aynen öyle. Ondan sonra hani Galacticos'u çok tanımadığım için söylüyorum ama hani sonuçta 2 sezon üst üste onlar da şampiyon olup gelmişler. Onlar da iyi bir takım olması bu başarı elde edemezler. Yani dediğim gibi 1-2 değil en az 3-4 tane Piranha FC mesela eğer ki sakinliğini korursa başarılı olur. Ama sakinliğini koruyamazsa mağlup olduğu zaman yine kavga gürültüye başvurursa başarılı olamaz. Piranha FC 4. şanslı olarak görüyorum ben. Önce Sönmez, Galacticos ve Atalar diyorum. Ondan sonra Fikirtepe, Piranha vesaire ve yani şu anda hani önümüzde bir tek A grubu açık diye söyleyemiyorum. Aynen. En az 5-6 tane şampiyon adayı oldu. Var. Aşikar. Aynen öyle. Bu arada Sönmez'le ilgili aplikasyonda bir hatamız var. Eray onu düzeltir misin? 4 galibiyetleri var. Şu an 12-13 puanda olmaları gerekiyor. İkinci sırada Sönmez aslında. Aplikasyonda 4. sırada gözüküyor ama aslında 2. sırada Sönmez Spor. Atletik Bilbao'yu 7-3 mağlup etti. Menemen Brothers maçı 4-2 Brothers'ın üstünlüğüyle bitti. Bu iki takım da aslında denk takımlar. Zaten biri 8. biri 9. sırada. 6 ve 5'er puanla sıralanıyorlar. yani bunlar da artık playofflara katılmaya çalışacak takımlar arasında gözüküyor. Dediğim gibi ikincilik A, B ve C grubunda her gruptan 3'er tane takım sayabiliriz şampiyonluk adayı. 9 takım falan olur. Çok zor yani olacak. En az 6 takım var. Kesinlikle yani. Buradan yukarı çıkmak çok zor olacak. Yani şu anda hani bakmadan 6 takım sayarım sana. Yani ben şu an playoff'ların özellikle çeyrek final ve yarı final maçlarını büyük bir merakla bekliyorum. Ben de takip edeceğim. Çok da keyifli olacak. Aynen öyle. Yani birincilik gibi çok keyifli olacağını ben düşünüyorum. Yavaş yavaş birinci lige gelelim. Senden de birinci ligle ilgili yorumlarını alacağız. Bu hafta zaten sizin maçla ilgili sen yorumları yapmıştın. Yine en son konuşuruz onunla ilgili. Bu hafta hemen şuradan söyleyeceğim. Wind of the West, Gasco Enerji maçı değil. Bir dakika hemen buradan söyleyeceğim. Evet, Monte Carlo karşısında Gasco Enerji farklı bir mağlubiyet elde etti. 11'e 3'lük bir mağlubiyet. Bu mağlubiyeti de Ahmet'e mi bağlayalım, ne yapalım? Ya kopmuş maç. Onu yani şey gibi PlayStation 1'de oynarken kafa kafaya oyun oynuyorsun. Maç 2-0 bir anda 3 attım rakibin. Sistem bile seni oynatmıyor yani. Pası sağa atıyorsun sola gidiyor falan filan. 5 oluyor 6 oluyor 11-3 yani bu skoru çok şey yapmamak lazım. Ama Monte Carlo tabii ki bu ligin favori takımlarından bir tanesi. Kazanması normal. 11 tane atması, 3 tane yemesi biraz anormal olmuş ama dediğim gibi o günkü şey futbolda günlük performans günlük çok performans önemli. Yani bir de düşüyorsun yani 5 oluyor. Bırak hakem ne oldu? 5'le 11 bir şey. Başlıyorsun rakiple konuşmaya, hakemle tartışmaya. Bilmem derken 11 olmuş işte yani. Aynen öyle. Öyle bir maç olmuş belli yani. Olimpik Akademi zirvedeki yerini korumaya devam ediyor. Borussia Dortmund karşısında 4-2'lik bir skor elde ettiler. Olimpik Akademi de şey Monte Carlo gibi bu ligin favori takımlarından emek vermiş. Bu işi bu bağlamda profesyonel yapan zihniyetlerle yolda olan bir takım. Sılamada da genelde üstlerde oluyorlar değil mi? Yani playoff'lara ligin başından beri birinci sırada yanlış desem. Valla ona hiç bakma ya. Bir sene boyunca ikinci sıraya düşmedi benim takımım. Kupa yok. Yani o hikayesi işin. Biz ona geçen sezon Vefa lider değildi galiba değil mi? Şampiyonluğu. Vefa lider bitirdi ama bize hükmen veremese biz lider bitirmiştik. 2 puanımız şimdi bizim. Biz bir şeye takıldık. Şubat'tan lisanslı bir oyuncumuza takıldık. Hükmen aldık. Vefa lider bitirdi.
Olimpik aynı puanla averajla ikinci, biz üçüncü bitirdik geçen sezon. Raiders Los Galacticos maçı zaten. Dediğim gibi bizim 4-1 biz kaybetsek de normal olabilecek bir maçtı. Yani biz bu maçı kazandık, sevindik yani. Çünkü biz kaybetmeye gittik. Çünkü ben oynadım. Yani ben zaten bir yani yarım falan değil yani ama inanılmaz performans. Gol falan çıkarttım yani içeriden falan. Ben de inanamadım. Performansın iyiydi bu hafta. Wind of the West ligde şu an en çok şaşırdığımız takım bence. Kötü başladılar lige. Evet, kötü devam ediyorlar. Kötü devam ediyorlar. Papaçi ilk galibiyetini aldı yanlış. Cumartesi günü biz de oynadılar. 4-2 mağlup oldular. Hmm. Ertesi güne gidip Papaçi'ye 4 mağlup olmuşlar. Aynen. Hem yorgunluk da olmuş hem de ama ben Deniz'le falan konuştum. Özür diliyorum, Papaçi'nin ikinci galibiyeti. Ben Deniz'le falan konuştum ama bu sezon biraz da kötü gidiyor dedi ama dedi, hani yorgunluk demedi. Hani şansımız falan o günkü performans. Çok ligde oynuyorlar, tabii. Çok yoruluyorlar. Yok ama çok geniş kadrodur onların. Tabii geniş kadrodur. Ya onlar bir maça geliyor, 17 kişi geliyorlar yani. Ama tabii ki hani disiplinleri falan bahsetmiştik seninle de. Tabii, yani tabii. İnanılmaz disiplinli bir takım. Maç öncesi sahaya çıkmaları, uzun süre ısınmaları, hazır olmaları. Tam takım gibi takımlar ama işte skor bir türlü elde edemiyorlar. Evet. Bakalım ilerleyen haftalarda belki bu skorları da elde ederler. Altın değerinde 3 puan almış Apache yani. Apache bu puanla 9. sıraya yükseldi. Apache hakkında neler söylemek istersin? Ya Apache inişi çıkışı işte onlar da bir aile takımı. İşte evet. Albatto, Sütaş bir sürü bir şeyleri var ama şu anda tek Apache olarak devam ediyorlar. Hı-hı. Çok sevdiğimiz kardeşlerimiz var orada da. Bizim ne yapacağı belli olmayan bir takım. İşte biliyorsun işte Golden Cup'ta evet. Geldiler bize 7 attılar yani. Doğru. Ne yapacağı belli olmayacak bir takım. Düşebilir. Ligi 3. de bitirebilir. Bir enteresan bir takımdır Apache. Bu galibiyetle yani. 9. sıraya yükseldiler. Aşağısı tam bir yangın yeri şu an. Onu birazdan konuşuruz zaten puan durumuna geldiğimizde. Evet. Papazlar kaybetti bu hafta. Silverbacks karşısında 5-3'lük bir skor. Yani şimdi Silverbacks genel performans doğrultusunda bu sezon zaten iyi işler yaptı belli. Dediğim gibi yani adama derler 6 maçın 5'ini kazandıysan demek ki iyi işler yapıyorsun. İyi oynuyorlar, disiplinli oynuyorlar. Yani geri düştükleri zaman bile morallerini bozmadan oynuyorlar. İyi işler yapıyorlar Silverbacks. Olabilecek bir sonuç. Yani papazların da iyi bir performansı var bu sezon. Hani her sezon var da. Hani yani normal bir sonuç diyeceğim. Bu tarafta 5-3 kazanabilir, evet. Bu tarafta 5-3 kazanabilir. Onlar bir havaya girdiler. Bir bize kaybettiler ama bir havada yani. Silverbacks bir havada gidiyor. Onu hissedebiliyorsun, onu görebiliyorsun. Olabilecek bir sonuç. Bir düzen oturttular artık. Yavaş yavaş bir seri yakalamak üzereler yani. Mesela onlar da böyle agresif normalde. Onlar da biraz agresif diye bırakmış görüyorum ben bu sezon bir de yani. Evet doğru. Birazcık daha sakinleşmiş gibi duruyorlar. Bu hafta papazlarda Eymen Avcı'nın çok fazla skora katkısı olmadığı için hiç gol atamamış. Mağlubiyetin en büyük sebeplerinden biri. Eymen çok, oynadı. Çok önemli bir oyuncu Eymen. Bravo. Biri beni destekliyor. Çok klas işte bir oyuncu Eymen. Bizim de fişimize bir free kick attı, bir asist yaptı. Bizi fişimizi çekti yani 2 dakikada. Kesinlikle. Çok yani, da beyefendidir. Evet aynen öyle. Okumda. Ama Serkan'a buradan uyarım var. Çok ayağını top tutuyor. Onu biraz uyarmaları lazım. Alıyor sağdan sola, soldan sağa, soldan sağa, sağdan sola. Yani papazların öyle bir kültürü yok çünkü. Yani, papazlar yani, biraz pas aynen, yani, yoğun olan bir takım gibi duruyor. Ben mesela Sirveç maçında biraz izledim. Mami oyuna girene kadar izlemiştim. Ondan sonra gittik zaten. Burada bir mesaj mı veriyorsun? Yok. Her şeyi yazıyor. Olur abi, maç için olur. Önemli olan işte öyle bir burun buruna gelip en azından bir şey olmadı. Ama bunlar olmaması lazım tabii, yani. Tabii. Mami de çok klas bir oyuncu ama maç içinde kendini kaybedebilen bir adam. Yani hiç susmuyor Mami. Mami'nin en kötü uyuyor. Yani susmuyor ama o da sevdiğimiz bir kardeşimiz. Yapmasın bu işleri tabii İnşallah ki. İnşallah. Yine burun buruna geldi Aydın'da ama bir şey olmadı. Çok iyi oyuncu ama dediğin gibi işte birazcık daha kendine hakim olabilse yani sadece oyununa odaklansa. Her takımda var yani. Maalesef var. Her takımda var ama dediğim gibi yani Allah vermiş yani seviyor konuşmayı. Yapacak bir şey yok. Göztepe Vefa. Vefa 6-3 galip geldi. Göztepe senin takım da sayılabilir. İçinde bir aynen öyle. Var. Şimdi şöyle söyleyeyim. Göztepe Vefa maçı ben normal sonuç diyorum. Neden normal sonuç diyorum? Ben Murat'la her gün görüşüyorum. Her gün dükkanındayım. Biz yani her saniye beraberiz. Bütün hafta kendisini ceza aldırmak için bir performans sergiledi. Ona mesela ben küfür ettim. Bana ceza verin diye. Evet. Bir çaba içine girdi yani Cem Keskin de gelmesiyle zannediyorum iki de sakatları vardı bu hafta normal sonuç koptu oyun her türlü sonucun olabileceği bir son şampiyon tabii ki sonuçta Vefa'da iyi de kadro bir de üstüne Cem Keskin gibi bir markayı getirdiler önemli bir transfer yani sonuç her iki tarafa da aynı şekilde olabilirdi ama ciddi eksikleri vardı bir de biz bir güne
Oyuncusunu yorduk onun. Oynattın. Ama başka yerde oynattım. Kızdım ona Murat Sattı'nın birazcık ama oyun yorgunluğu da olmuş maçta. Ben maçı seyretmeye bile gelmedim yani Murat'a. Yani bilmiyorum Murat yani benim özellikle yönettiğim maçlarda ben hiçbir agresifliğini görmedim. Genelde sakinliğini koruyan, genelde hani birleştirici olmayan. Ya Murat'ın ayağını kırmışım ama sahada evet. Herhangi bir oyuncusuna bir haksızlık olur zaman maçı evet. Bırakır. Takımı da böyle bader hiçbir şey çıkar gider yani. O biraz sıkıntı. Aynen. Onun dışında ama, da, ama herkesin dediğim gibi yani herkes takımında sahiplenmedi. Ya o, olmalı zaten yani bir yerde de. Vefa yine kazanmaya devam ediyor. İkinci sırada. 6 hafta sonra görüşeceğiz demiş. Şey yazmış. Şey yazmış mı? Kadir yazmış. Kaldı 6 hafta. Korap Başkan iyi yayınlar selamlar demiş. Güvenç Öztan iyi yayınlar dilerim demiş. Adem Yılmaz demiş ki Gürkan bu hafta hazır ol forma senin demiş. Yok şimdi onu ben o. Özellikle vurgulamış 6 hafta aynen. Kaldı Korap Başkan diyor. Seviyor Adem beni. Ya, ben de onu seviyorum Allah'a. Engin abi iyi yayınlar Ersun Hoca demiş. Teşekkür ediyoruz. Buradan devam edelim. Üzerine en çok konuşabileceğimiz maçlardan biri. Atmaca 1453 Libade. Atmaca ilk galibiyetini elde etti. Yani ben şimdiki hiç kusura bakmasınlar bu hafta da onlarla oynayacağız ama ben lig başladığı zaman etrafıma da söyledim. Atmaca bu ligi bitiremez dedim. Hı-hı. İnşallah bitirirler. Şöyle bir durum var. Dediğim gibi bu işi çok iyi yapan yani seyirci olarak falan filan ailesiyle gelen yani eşleriyle evet. Vesaire en iyileri dediğim gibi. Hı-hı. Futbol oynamaya hani benim verdiğim baştan beri mesajları. Futbol oynamaya dönerlerse, mağlubiyet ya da hakem hatalarına rağmen dönüp oynarlarsa Atmaca çok başarılı olur. Çünkü Atmaca iyi bir takım. İyi bir takım, doğru. İyi top oynuyor. Ama bazen galip ya bu hafta bilmiyorum ne olmuş yine dönüp hakem bitirmeden maçı çıkmış gitmiş. Galip geldikleri halde. Ne olduğunu bilmiyoruz. Bıraksınlar hakemlerle uğraşmayı, top oynasınlar yani bırak şey yapmamaları lazım. Hani bir savaş vermemeleri, kendi işlerine savaş. Borussia Dalton aynı şekilde. Ya maçtan sonra dedim ki bak bugün Göztepe'yle oynuyorsunuz dedim şeye. Barbaros'a. Oğlum sakin ol dedim. Bak Murat abinle falan filan. Güzel güzel konuşayım. Tatsızlık olmasın. Yine olay çıkmış. Kırmızı havada düşmüş bilmem ne falan filan. Yani bak Dalton da öyle. Evet, evet. Dalton sadece top oynasın ilk 5'te bitirirlik. Kesinlikle iyi takım. Atmaca da ilk 5'te bitirirlik ya. Top oynasın. İkisi yani, çok iyi takım. Evet. İyi takımlar. Aynen. Ama bir mücadele var böyle. İyi takım ama var. Ona bak buna bilmem ne. Kavga, gürültü. Ya ne yapayım spor yapıyoruz. Yani sen ne olacak? Yeni sen bırakın ya. Top oynayın ya. Keyif alın. Evet, aynen öyle. Yani şimdi mesela haftası Atmaca benimle kavga edemez. Benim takımla hiçbir oyuncuya kavga edemez. İnşallah da etmez. Ya hayır ya. Sizin takım için. Hayır şey anlamında söylüyorum. Evet, bizim öyle bir potansiyelde bir oyuncumuz yok. İnşallah. Biz oyun oynayacağız. Aman nazar değmesin. Yok hakikaten yani mesajımı iyi algılasınlar ya. Baksınlar kendi işine top oynamaya dönsünler yemin ediyorum başarılı olurlar ya. Aynen öyle. Yani sinir harbi içinde götürüyorlar her maçı. Olumsuz etkiliyor. Bu arada bu haftanın ceza tablosuyla ilgili de bilgi verelim. Bu hafta kırmızı kart cezalıları Abdullah Turan Gasko Enerji'den, sarı kart cezalıları Ozan Bayrak Fly Bulgurlu'dan, Furkan Bayat, Galatasaray'dan, Bülent Bulut, Pirana FC'den. Bülent abi geçen hafta onun bir kartı hiç şaşırmamıştık. Bülent hiç şaşırmadı. Kendisi söyledi, yakalandı bu hafta bize. Tabii konuktu. Biz onun bir kartını eksik yazmıştık, onu hatırlattı. Onu yazdık. Bu hafta da 3. kartını görerek cezalı duruma düştü. Master'da oynuyor muydu Golden Master? Oynuyor evet. Aynen öyle. Murat Kaptan yazmış şimdi Dalton bizim maçı temiz oynadı. Haklarını yemeyelim. O anlamda söylemedim. Ben genel anlamda. Yani Dalton bizim maçı 2-0 öndeydi. Bir böyle birbirlerine düştüler. 6-2 kaybettiler maçı. 6-2 mi 6-4 mi ne kaybettiler maçı. Yani top oynasınlar sadece. Bıraksınlar ya. Yen seni olacak, yine seni olacak. Hakem de kavga etsin. Ne oluyor sonra? Aman ceza almayayım. İşte ben onu yapmadım. Ondan özür dilerim. Bundan bilmem ne. Gerek yok ki bu işte böyle işlere. Boşuna vakit kaybı olmuş. Aynen. Hiç aynen. Gerek yok. Bu hafta ikinci sarı kartı olup önümüzdeki hafta kart görürlerse cezalı duruma düşecek oyuncular da var. Tabii bunlar goldenleague.com adresinde ceza tablosu bölümünde var. Yine de biz hatırlatalım. Fly Bulgurlu'dan Buğra Töer ve Mervan Akar iki sarı kartlar şu an. Levent Yastıman, Atalar FC, Ali Usta, Atmaca 1453, Baran Yüzbaşıoğlu, Borussia Dalton, Erkan Çelem, FC Fofik, Tarkan Özmen, Galaktikos 2015, Satı Kaba, Göztepe FC, Mustafa Öztürk, İsta Enerji, Furkan Ak, Laskopatlar, Murat Hırkalı, Laskopatlar, Çağrı Peki, Los Galaktikos, Hakan Çelik, Menemen, Enis Uğur, Sahri, Menemen, İsa Türkçan, Olimpik Akademi, Aydın Özen, Silverbacks, Aksel Kürçü, Siminov, Emre Şeker, Trent FC, Taner Kağancı, Vefa FC ve Cenk Yorulmaz, Raiders FC. Tüm liste goldenleague.com'da var. Oradan takip edebilirsiniz. çok kısa gol krallıklarından da bahsedelim. Birincilikte gol krallığında 15 golle Emrah Özberk, Silverbacks oyuncusu.
Sinan Duman, Borussia Dortmund, Sinan Duman atıyor fakat Borussia Dortmund'a puan olarak dönmüyor bunlar maalesef. İşte o savaştan, o dinlenmekten. Aynen. Cem Keskin ve Ümit Teke de 12'şer golle 3. ve 4. sıradalar Vefa FC ve Monte Carlo oyuncuları olarak. İkincilik A kategorisinde Sönmez Spor'dan Mümin Hayırsever 13 golle, yine Sönmez Spor'dan Seçkin Boylu 12 golle. Menemen'den Hakan Çelik ve Fikirtepe FK'dan Fuat Ünal 10'ar golle 3. ve 4. sıradalar. İkincilik B kategorisinde Pirana FC'den Mustafa Kılıç 16 golde, Türkiye FC'den Ferhat Oruç 13 golde, Atalar FC'den Yakup Yapıcı 11 golde. Lig C'de Osmanlı Spor'dan Uğur Terlemez atmaya devam ediyor. 17 gol şu ana kadar en fazla gol atan oyuncu tüm ligler içerisinde. Mahmut abi duy. 17 gol atmış. Aynen. 7 Doğan'dan Emre Alp şu an 11 golde. Akademik Futbol Kulübü'nden Ali Bozduman 10 golde ve El Presidente'den İrfan Avcılar 10 golde. Birazdan Sefaköy ve Çengelköy gol sonuçlarını da bildireceğiz. Sizde Can dışında şu an çok fazla gol üreten yok. Zaten tek forvet oynuyorsunuz değil mi? Yanlış değilsem sistem olarak. Biz Can olmadığı zamanlarda biz forvetsiz oynuyoruz. Biz 1-3-3 oynuyoruz. Hı hı. Yani o orta alandaki oynattığım 3 kişi de gol ayağı olduğu için yani forvetsiz oynuyoruz. Can olduğu zaman ya da Fefe olduğu zaman, Fırat olduğu zaman ona göre bir kurgu yapıp 3-2-1'e dönüyoruz tekrar. Son olarak da şimdi her hafta bir kuraldan bahsediyoruz. Yine bir kuraldan bahsedelim. Bu hafta Sefaköy'ün bu arada gol krallığı tablosunu da açtık. Muhammed Olgun 10 golde, Toskoparan'dan yeni transfer Ahmet Külçe 9 golde ve Emre Gezmiş ile Mustafa Demir de 8'er golde 3. ve 4. sırada takip ediyorlar. Bu haftada bariz gol şansı kuralından bahsedelim. Ceza alanının içinde ve ceza alanının dışında nasıl bir uygulama yapılıyor? Hazır dün akşam Beşiktaş maçı da oynanmışken, dün akşam Vida'nın yaptığı pozisyonu gören birçok kişi olmuştur mutlaka. Eğer Vida o hareketi ceza sahası içerisinde yapmış olsaydı sarı kart ve penaltı olacaktı. Çünkü neden? Vida topa müdahale etmek istedi. O kural FIFA ve UEFA tarafından 2 sene, 1,5 sene falan oldu, değiştirildi. Artık çifte ceza uygulaması yapılmaması kararı verildi. Eğer ceza alanı dışındaysa her türlü bariz gol şansı kırmızı kart. Onda hiçbir değişiklik yok. Ama ceza alanı içerisindeyse oyuncu da topa hamle yapmak istiyor. Tabii hiç topla alakası yoksa, arkadan tekme atarsa yine penaltı kırmızı kart. Onda bir sıkıntı yok. Veya kalenin içinden topu elle keserse, net bir gol pozisyonu, centilmenlik dışı bir hareketle elle kestiği zaman yine penaltı kırmızı kart. Ama onun dışında kaleci olsun, oyuncu olsun, hamlesi topaysa ve hamle hatası yapıyorsa, kontrolsüz hareket ve dikkatsiz hareket ve zamanlama hatası varsa, o zaman sarı kart ve penaltı olarak cezalandırılıyor. Bunları da işte her hafta anlatıyoruz. Bir faydamız olursa güzel olur, olmasa da yapacak bir şey yok. Geçen hafta da yine bahsetmiştik. Yavaş yavaş programımızın sonuna geleceğiz. Genel olarak konuşmak istediğin, anlatmak istediğin, söylemek istediğin bir şeyler varsa yine... Vallahi şeyin için, programın içine zaten vurguladık yani hepsini. Genel anlamda isteklerimizi. Dediğim gibi ben hani hakemler konusunda özellikle tekrar söyleyeyim. Yani hakemler sahaya çıktıkları zaman oynamaya çalışanla provoke etmeye çalışan, oynatmak istemeyeni arasını ayırt edip her zaman oynayan yanında olursa onlar da rahat ederler. Problem olmaz diye düşünüyorum. Onun dışında herkese işte umudunu bulacağı, en iyi yerde, nerede bitirmek istiyorsa orada bitireceği, birlik olsun, kazasız, belasız. Yani ağzımızın tadı bozulmasın, keyfimiz kaçmasın. Çok iyi dostluklarımız oldu yani. Aynen öyle. Burada yeni yeni tanıdığımız insanlar da oldu, çok eski dostlarımız da var. İyi dostluklarımız da hafta sonu yani kendi maçımız olmasa bile, diyoruz işte şeyin maçı var, tabii. İşte Vefa'nın maçı var, işte diyoruz akademinin maçı var, gidelim izleyelim, güzel maç olur bu falan filan. Gerçekten merak edip gelip izleyen var. Yani ben hasta Galatasaraylıyım, bu takımı kurdum kuralı Galatasaray'ın maçlarına gitmiyorum yani. Bu benim takımım Özgür Aktikos tabii ki, ama dediğim gibi onun dışında keyif alıyoruz gelip ligi takip etmeyi. Bakıyoruz da cıvıl cıvıl herkes. Yani dediğim gibi problem olduğu zaman da keşke olmasa diyoruz ama bazen istemeyen şeyler de oluyor tabii ki. Ozan Özel yazmış, gençliğimin katilisin Göztepe demiş ama konuyu bilmediğimiz için sadece yorumunu okuyoruz şu an kendisine. Biz tabii, biz de Göztepe'yiz, fark etmez. Bana bir şey söylememiş orada. Aynen öyle. Göztepe yıkılmaz. Göztepe bir kalem. Sloganımız. Bu sezon sizde başarılar diliyoruz. Şu an ligde çok iyi bir konumdasınız. İnşallah istediğiniz yerde bitirirsiniz. Hedefiniz neyse. Vallahi bizim hedefimiz her zaman şampiyon tabii ki. Yani, tabii ki. Çünkü biz hani dediğim gibi art diyet aramaksızın hakem hataları kaybettiğimiz en kötü bir tanesini almalıydık diye diyoruz. Üçüncü sezon zaten hani çok kötü yakalandık
çeyrek final maçında çok eksik yakalandık. Kalecisiz ve sakatlarla. Üçüncü sezonda bir başarı zaten olmadı yani. Yine ligi üçüncü bitirdik bir puan arkadan. Ama çeyrek finalde elendik. Onun dışında inşallah bu sezon çok umutluyuz. Evet. Yani bütün elektriğimizi Golden League'e vermiş durumdayız. Çünkü diğer tarafta 3-4 yapacağız. O niyetliyiz ama bu tarafı almak istiyoruz artık. Yani Golden League'i almak istiyoruz. Bunu başarabilecek güçlü olduğumuza inanıyoruz. Ve buna da yakın olduğumuzu düşünüyoruz takım olarak. Çünkü takım buna kenetlenmiş durumda bizde. Vallahi Ümraniye birincilik bence Premier Lig her hafta tabii canım. Söylüyorum. Ben hep söylüyorum. Bunu ayırmanız yani lazım. Kesinlikle. Sefaköy hepsine evet, saygımız var ama Ümraniye birinci ligi evet, Süper Lig. Yani Ümraniye şey Golden Süper Ligi olarak sınıflandırılması gerektiğini düşünüyorum aynen ben. Aynen öyle. Onunla ilgili mutlaka bir statü değişikliği yani 14 takımda eğer 14 takımın en az 10 takımı şampiyonluğa oynuyorsa evet kesinlikle. Yani hiçbir ligde yok bu. Yani yok. Türksel Süper Lig'de var, ne Premier Lig'de var, ne başka bir yerde var. Yani çok kaliteli gidiyor. Çok kaliteli gidiyor. Şey. Çok güzel aynen gidiyor. Bu arada Adem Yılmaz programı biterken Yılmazlar inşaat ne zaman konuşacaksınız Ersun Hocam dedi ama konuştuk galiba sen kaçırdın. Sonradan yayına bağlamış ama hani yine de metiyelerimizi söyleyelim. Bu arada sen de unutma Yılmazlar inşaat Havuzbaşı FK maçından önceki hafta iki takım kaptanını burada konuk edelim. Ya bir dakika ben şu programı bitirirken şu Furkan'a sallamadan gitmiş. Şimdi Furkan'a canlı yayına bağlanmış. Unuttuk evet. Şimdi ben Furkan'ın geçen programa geldiği zaman bir iki şeye takıldım ve onun altına bir yorum attım tamam mı? Evet gördük. Ama neden attım o yorum biliyor musun? Ya şimdi sen niye bana sallıyorsun? Ya şimdi bakıyorum Golden 1. Lig'de evet, istatistik olarak en fazla galibiyet almış takım benim. Hı-hı. Ligi üst sıralarda en fazla bitirmiş olan takım benim. Hı-hı. Diyor ki ya Los, Monte Carlo şampiyon işte Los Galacticos her zaman 4'e 6 oynar. Ya ne diyorsun sen? Furkan şimdi yani sen böyle dediğin zaman yani insanlara yanlış bilgiler. Buraya çıkıyorsun programa insanlara doğru bilgi ver. Bir o ikincisi geçen sezon biz 6-3'ten geri dönüş yaptılar. 7-6 yendiler ve bize tek galibiyetler o Silverbacks'in. Ama yendiler. Ya yendiler. Ya şimdi şöyle bir tweet attılar beni sinir etmek için. Çok rahat kazandık. Ya 6-3 mağlup oldun maçı 7-6 kazanıyorsan nasıl çok rahat kazanırsın? Futbol anlamında yanıldığım maçlardan biridir. İlk yarı içeri diyorum. Ya bir sen ben bir Erdayaz bildi dedin ama ben sana şöyle söyleyeyim. Erdi her maçtan önce Erdi'nin futboluna yani şeyimdir yani. Ama Erdayaz tamam Erdi dedim ya yürü git dedim. Ben gidiyorum dedim zaten işim vardı. Abi, tamam mı? Erdayaz sen Oskaretti gözü nasıl geliyor biliyor musun? Sağdan soldan falan filan. Yani o maçın dönme onlar bir de yok. Ya biz 6-3 öndeyiz. Onlar bir de bıraktı. Sağ olsun bizim atalardan aldığımız bilen. Sonra 6-3'ti. Biraz ben atayım falan filan. Bizim bütün takım durdu bunu seyrediyor. Maç döndü. Şimdi sen Erdi'ye bakma. Erdi zaten her maçta önce der bana. Abi bugün ne diyeceksin işte. Abi bugün bilmem falan. Hani tabii bir tanesi tutacak yani. Ama nasıl meşte geldi denk geldi yani. Ben çok şaşırdım o gün geldi. İşte bir senedir yenilmiyorduk orada. Bir senedir yenilmiyorduk. Çok formda bir zamanınızdı. Tabii yani. Aynen. Nan kadroydu bile. Formda zamanları. Silverbacks bir de maçı ironi yapmış zaten o maçta. Ya Silverbacks bir de hani üretken oyuncusu yok. Biz yani az çok yani futbolu yorumlayabiliriz. Üretken oyuncusu yoktu. Silverbacks iyiydi. Ya biz sonra şey yaptık, salladık, malladık. O zaman Emrah falan yoktu herhalde kadrolarında değil mi? O yeni vardı. Var mıydı o? 7-6'lık maçta Emrah da vardı. Olabilir. Hatta şey yazmışlardı. Instagram'da şey yayınlamış. Emrah, Los Galacticos'a kaç gol atar? Falan. Şu arada algılardan türediniz başkan. Senelerdir biz buradayız. Ya zaten tarihimizde 3 kere oynadık diye. 3 kere mi oynadınız zaten? Ya bir, bak Silverbacks geriden gelir Kore Başkan maçtan önce bir senedir muhalefetimiz yok laf falan unutmadık. Aynen. Ama bu sene ne dedi bana biliyor musun? Hı. Şimdi lige çıkıyor bu hafta lider bitirecek dedim. Hadi bir hafta lidersin haftaya ben de oynuyorsun falan. Şimdi beni yenmiş olsa namuhalif lider yani. Güzel. Yani güzel. Bunların işi latife ederim. Furkan çok eski aynen dostum benim. Aynen. Ortak Barış diye bir arkadaşım da öyle tanışmıştık biz. Çok eski dostumuz tabii ki o anda ben de duygusal dedim yani ya gerçeği yansıtmayan bir şey yazıyor. Ben de uyuz oldum yazdım öyle bir şey ama ondan sonra gittim hepsini özür dedim. Ben öyle bir adamım çünkü. Aynen. Soyun odana gittim yani Furkan bana salladı ben de ona salladım ama sizde bir derdim yok vesaire. Hepsinin gönlünü kazandık bir şekilde. Dediğim gibi. Ya böyle tatlı atışmalar bizim için güzel bir problem yok. Hani belli bir seviyede kaldığı sürece herhangi gibi, bir problem yok. Benimle o anda tartışır adam ertesi günle hiçbir şey kalmaz benden. Ya benimle insanlar kavga edemezler, isteseler herhalde edemezler. Benim anda sinir, bir şey sinirim olur. Belki hatalı bir fevri bir konuşmada yapabilirim ama sonra kendi kendime kalmadan keşke bunu söylemeseydim. Haklı bile olsa keşke bunu söylemeseydim diyen bir yapım vardır benim. Beni tanıyanlar, bilenler bilir. Ve benimle kötü olan da sıkıntı vardır. Çünkü ben düz bir adamımdır yani. Kalbim, ağzım birdir yani benim. Buna en güzelinde geçtiğimiz sezon güvenç program yapsan güven söyledi. Koray abinin kalbi birdir, ağzı birdir. Bazen böyle konuşur ama Koray abi bir tanedir.
Yani herhangi bir sıkıntı olmadığı sürece devamı... Zaman içerisinde böyle bir hani fırsatı bu zor söylüyorum. Zaman içerisinde, lig içerisinde de üzdüğümüz, kırdığımız, rencide ettiğimiz birileri de varsa farkında olmadan ya da olarak özür dileriz. Dediğim gibi biz sadece spor yapmaya ve takımımızı her zaman zirve tutmak adına iyi işler yapmaya çalışan bir ekibiz. Bunu da her zaman devam edeceğimizi düşünüyorum. Umarım başkan. Kapattın mı? Programımızın zaten sonuna geldik. Son sözlerini de aldık. Senin de son sözlerini alalım Gürkan. Ben de Kolab Kaptan'a öncelikle geldiği için, bizimle beraber olduğu için teşekkür ediyorum. Ağzına ben teşekkür ederim. Çok güzel anlattın kendini, takımını. Ben de bu programdan aşırı derecede keyif aldım. Aynen öyle, güzel oldu. Yine tüm takımlara başarılar diliyorum önümüzdeki maçlarda. Önümüzdeki hafta yine bir başka konukla tekrar Golden Sarı programında bir sezon olsun birlikte olacağız. Sakatlıksız güzel bir lig diliyoruz. Herkese iyi haftalar. İyi başarılar.